Merhabalar Sanat TV izleyenleri. Bir Bursa'nın Sesi programında yine sizlerle birlikteyiz. Sosyal medya kanalımız Sanat TV'de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram yine bu sosyal medya sayfalarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. YouTube sayfamıza da abone olabilirsiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Yine 24. dönem Bursa Milletvekilimiz, Gelecek Partisi kurucularından kurucu üyeleri Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Sayın Mustafa Öztürk. Merhabalar. Nasılsınız? Çağban Bey, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Kanalın ismi çok güzel. Sanat TV, sanat incelik demek, bir ruh demek. Dolayısıyla yayınlarınız da bu incelikte ve bu ruhta olsun inşallah. Başarılar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, güzel bir program olacak inşallah. Bursa'nın Sesi yıllardır televizyonlarda yaptığımız program. Şimdi de Sanat TV'de inşallah. Eminim faydalı olacak. Amacımız zaten hem Bursa'mıza hem Türkiye'mize faydalı olmak. Biliyorsunuz sizlerle daha önce de programlar yapmıştık. Evet, onu diyecektim ben de. Çok heyecanlı geçmişti. Bugün de heyecanlı geçecek inşallah. Evet, o zaman AK Parti'deydiniz. Şimdi farklı bir partidesiniz. Ama öncelikle başarılı bir bürokratsınız. Bu başarınız neticesinde birileri tarafından keşfedildiniz ki siyasete girdiniz. Ama onun öncesinde Mustafa Öztürk kimdir? Kısa bir tanıyalım sizi. 1965 yılında Bulgaristan'ın bir dağ köyünde doğdum ben. Deveciler Köyü. Çok güzel bir yer. Gerçekten de Cebel zaten bizim ilçemiz şu anda. 3 yaşında Bursa'ya göç ettik. Biliyorsunuz bizim Balkanlara gidişimiz 1400'lü yılların başında Karaman Beyliği'nden, yani Konya yöresinden gittik. Tekrar ana vatana diyelim, öyle isimlendirelim, Anadolu'ya diyelim, geri dönmüş olduk. İlk orta ve liseyi Bursa'da bitirdim. Bursa İmam Lisesi'nde okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği'ni bitirdik. Daha sonra iş hayatına başladık. Kısa bir TEK, Türkiye Elektrik Kurumu macerasından sonra PTT, Türk Telekom, 23 yıl kesintisiz, biliyorsun özelleşince ve öncesinde evet. Zaten PTT Türk Telekom diye ayrıldı. Hizmet verdik. Değişik kademelerde görev aldım. Yani mühendis olarak, baş mühendis olarak, müdür olarak, il müdürü. Bursa'nın her tarafında hatıralarımız var, emeklerimiz var, alın terimiz var. Bir ekip tabii ki. İş hayatımız böyle devam etti. Aynı zamanda da ben birçok sivil toplum örgütünün biliyorsunuz kurucusu oldum. Evet. Sendikadan tutun memur sen, birlik haber sen, memur sen. Yine birçok vakıf yönetiminde bulundum. İşte çevre derneklerinde bulunduk. İşte BİHMET'in, Bursa Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin arka plandaki kurucusuydum ben. Spor kulübü başkanlığı bile yaptık, kooperatif başkanlığı. Dolayısıyla çok ciddi bir sivil toplum örgütü tecrübemiz de var bizim Bursa'da. İyi ki kurmuşuk, iyi ki onlara girmişik. Çünkü sivilleşme Türkiye'nin en önemli meselesi bence. Onun haricinde eğitim faaliyetlerine devam ettik. Özellikle milletvekili bittikten sonra Balkanlar üzerine yoğunlaştık. Balkanların, özellikle Bulgaristan için söylüyorum, eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerinde bulunduk. Her yıl 8.sini yaptığımız öğrenciler getirdik. Onlara Türkiye'yi sevdirdik. Çok şükür. Güzel faaliyetler yaptık. Bu arada işletmede yüksek yapmıştım. Milletvekilliği döneminde de 2011'de biliyorsunuz, evet. Kocaeli Telekom İl Müdürü'yken bir davet üzerine, arkadaşlarımızın davet üzerine milletvekilliği aday adaylı müracaat yaptık. Takdir görmüşler ki, sağ olsunlar, takdir etmişler ki biz de ikinci sıradan Bülent Bey'den sonra listeye girmiştik. Çok çalıştık. Hamdolsun. Yani bulunduğumuz bölgelerde Bursa'ya bir katma değer ürettik. En fazla program yapan milletvekiliyim ben. Dolayısıyla 11. milletvekilimizin çıkarışında da katkımın olduğuna inanıyorum. Çünkü Bulgaristan camiası bizi sevmişti. Biz de onları sevmiştik. Her bütün Bursa'ya hitap etmeme rağmen ama Bulgaristan camiası özel bir camiaydı. Balkan camiası. Katkılarımız oldu. Yine sanayi, ticaret, enerji, tabii kaynaklar komisyonu katip üyesiydim. Orada hemen hemen çıkan bütün kanunlarda benim emeğim var. Yönetimindeydim ben orada. Yine 1,5 yıl NATO Asamblesi parlamenterler üyeliği yaptım. Yurt dışı seyahatlerimiz oldu, tecrübelerimiz oldu. Yine parti 2 ildeki koordinatörlük verdi. Onları yaptık çok şükür. Alnımızın akıyla milletvekilinin haricinde hiçbir işle uğraşmadan milletvekilliğimizi tamamladık. Çok rahatım, kalben o kadar rahatım ki.
Alnımızak o yüzden sokaklarda gezebiliyoruz, dolaşabiliyoruz, selam verebiliyoruz. Ben partilerin bir araç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben görevimi o dönemde tamamlamıştım. Gerçekten de bürokratik, yani Telekom İl Müdürüyken ve öncesinde, özellikle Telekom İl Müdürüyken, Bursa'ya çok katma değer sağladık. Yani Bursa'nın telekom altyapısını çok güçlendirdik, çok yatırım yaptık. Hatta ciddi pazarlama teknikleriyle Bursa'ya ulaştık. Bakın çok önemli, kamu döneminde, pazarlama nedir bilinmeyen bir dönemde biz çıktık. İlk 100, ondan sonra 200 müşteriyi tespit ettik. En fazla hizmet alan, gelir getiren müşteriyi tespit ettik. Teşekkür belgeleri hazırladık. Gittik, ziyaret ettik. Yerlerinde ziyaret ettik. Onlara teşekkür ettik. İşbirliğimizin artması noktasında karşılıklı anlaşmalara, görüşmeler yaptık. Yine ADSL ilk çıktığı zaman ben biliyorum, Arafa gününde biz pazarlama yaptık. ADSL interneti tanıttık Bursa'ya. Bursa'nın dediğim gibi her tarafında bir emeğimiz var. Ama ben bunları tek başıma yapmadım. Biz bir ekiptik. Çünkü ortak aklımız vardı. İyi bir kadro kurmuştuk. İşe odaklanmıştık. Başka şeyle uğraşmıyorduk. Gerçekten işe odaklanmıştık. İşimizi de seviyorduk. Çok da başarılı olduk. Orada da Allah'a hamd ediyorum ki yine alnımız ak bir şekilde bürokratik dönemimizi tamamladık. Şimdi aslında çok siyasete dönme pek niyetim yoktu. Ama Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Yeni oluşumlara ihtiyacı vardı. Yeni bir vizyona ihtiyacı vardı. Yeni stratejiye ihtiyaç vardı. Duramadık işin gerçeği. Böyle bir yeni bir yola girdik ya. Şimdi Gelecek Partisi'nin genel başkanını Türkiye, dünya, kamuoyu herkes biliyor ki AK Parti'nin genel başkanlığını ve başbakanlık, yine bakanlık yapmış bir isim Ahmet Davutoğlu. Şimdi ne oldu da Gelecek Partisi'ne ihtiyaç oldu ya da Gelecek Partisi AK Parti'den ayrılmış bir başbakan, yani bakanlık yapmış bir Ahmet Davutoğlu, başbakanlık yapmış bir Ahmet Davutoğlu. Gelecek Partisi'nin vizyonu ekonomide olsun, siyasette veya sağlıkta, tarımda, bu çizginiz nedir sizin? Yani niye kuruldu bu parti? Yani onu, halkımız niye size oy verecek? Önce onu izah edelim. Şimdi AK Parti biliyorsunuz Erdemler Hareketi denilen bir hareketle kuruldu ki bizim kurucularımız içinde Urfa milletvekilimiz o dönemde AK Parti'nin ilk döneminde, yine bizim kurucularımız içinde şu anda Atilla Maraş var. Edebiyatçı biliyorsunuz, sanat ruhu da çok yüksek bir insan. Allah selamet versin inşallah. Bakın o hareket Erdemler Hareketi olarak çıktı. Ne demek Erdemler Hareketi? Hem insani anlamda insanlık özelliklerini, insana saygıyı, insan onurunu önceleyeceğiz. İşte doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, siyasi ahlak, işte yardımlaşma, fedakarlık, tepeden bakmama, yani mütevazilik, bunlar gibi. Hem de yönetimsel ortak değerler. Ne demek bu? Şu, adalet gibi. Adalet şimdi bir yöreye adalet, bir yöreye yok. İşte bir partiye adalet, bir partiye yok. Örnek, yani işte bir mezhebe var değil. Herkese adalet. Hukukun üstünlüğü, inanç ve fikir özgürlükleri, değil mi? Evet. Bakın bunlar ehliyet ve liyakat. Bunlar yönetimsel ortak değerlerdi. Ben arttırmak istemiyorum yani, anlaşılıyor. Dolayısıyla bu yönetimsel ortak değerlerde gelişme için işte 3Y dediğimiz, yasakların kalkması, yoksulluğun bitmesi, öyle değil mi? Evet. Yani baktığın zaman Türkiye bütün bunlarda gelişme sağlasın, dünyayla entegre olsun, bu manada bir noktaya gelmesi için AK Parti kuruldu ve Saadet Partisi'nden ayrılmıştı. O dönemde tabii ki Fazilet Partisi biliyorsunuz, evet, ayrılmıştı. Şimdi buraya gel, Saadet ondan sonra kuruldu. Şimdi buraya geldiğimiz zaman biz bütün bu değerleri koruyalım. İşte inancımızın değerleri var. Bunları koruyalım, ilkelerimiz var. Bunları koruyalım diye AK Parti kuruldu. Örnek olalım diye AK Parti kuruldu. İşte ihalelerdeki bir tanesi de yolsuzluk biliyorsun. 3Y'nin bir tanesi, onu da söyleyelim ki atlamayalım. Yasallar, yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluk. Ne demek yolsuzluk? Abiciğim, ihaleleri şeffaf yapacaksın. Kul hakkına, kamu menfaatine dikkat edeceksin, kılık kırk yaracaksın, kaynakları iyi kullanacaksın, etkin kullanacaksın gibi. Yani 1 liranın hesabını vereceksin çünkü bunlar bize emanet. Şimdi baktığımız zaman bu değerlerle kurulan bir parti bir dönem geçti. Tamam, bir dönem geçti. Bunu değişik, işte 2008 diyenler var, 2011 diyenler var, 12 diyenler var, 13 diyenler var. Hangi dönem başarılı oldu AK Parti?
Bence 2002 ile 2008 arasında başarılı oldu. 2008 ile 2010 arası bence durağan dönem. Her ne kadar kısmi başarılar olsa da orada 2016'dan sonra da gerileme dönemi başladı artık. Özellikle 16'dan sonrasını söylüyorum. Dolayısıyla yani AK Parti kuruluş felsefesinden, kuruluş değerlerinden uzaklaştı Şaban Bey. Birincisi bu. Sayın Vekilim. İkincisi, söyleyeyim. İkincisi, istişare mekanizmalarını terk etti. Ortak aklı terk etti. Ne demek? AK Parti'nin kurucularına bakın. Yola çıktıkları arkadaşlarımıza bakın, o büyüklerimize bakın. Şimdi yok. Yok yani, çoğu yok ya. Çok az kimse kalmış ya. Neden? O sebebi o mu? Onu konuşacağız. Yani şimdi olmayınca, istişare olmayınca doğruyu bulamazsınız. Eksikler fazla olur, yanlışlar fazla olur. Üçüncü sebep ne? Üçüncü sebep, ben bakın ayrılırken de bunları söyledim. Şimdi şurada bir nokta koyalım. Cumhurbaşkanımız, şu anki AK Parti'nin de lideri, metal yorgunluğu olarak ayrılıyor dedikleri evet. Kişiler bir hafta sonra ya partiden ihraç ediliyor ya da kendileri ayrılıyor. Hani metal yorgunu daha sonra belki görev veriliyor başka yerlerde ama o inandırıcı mı size? Yok yok, hiç inandırıcı. Şöyle inandırıcı. Siz de mi o nedenle ayrıldınız? Yok yok. Metal yorgunluğu değil bir kere. Ben niçin ayrıldığımı size söylerim, hiç problem değil. Buyur. Metal yorgunluğu değil, mental yorgunluğu, zihin yorgunluğu var. AK Parti bu zihin yorgunluğunu gideremedi maalesef. Ve daha da derinleşerek zihin yorgunluğu devam ediyor. Tamam mı? Metal yorgunluğunu bir türlü çözersiniz. O fiziksel bir şeydir. Tamam mı? Toplarsınız. Genç arkadaşlar olur, dinamik arkadaşlar olur. Bu zaten bir devir daim olur. Ama zihinsel yorgunluğu daha derinleşerek gidiyor. O zaman farz edelim ki metal yorgunluğu. Geleyim buraya. Peki şu andaki yönetimdeki arkadaşlara bakın. 3 dönem, kaç dönem milletvekilliği yapanlar var. Örnek söylüyorum. Genel başkan yardımcılara bakın, hep aynı isimler. Madem metal yorgunluğu. Ha bakın, biz neden ayrıldık? İşte bütün bunları itiraz ettiğimiz için ayrıldık. Ben şahsen bütün bunları itiraz ettim. Değerlerimle ilgili, inancımla ilgili, insani olarak yönetimsel değerlerdeki sapmalardan dolayı beraber. Peki siz 25. dönem tekrar aday gösterseler bunlar söyleyecek miydiniz? Tabii söyledim, ben parti içinde söyledim. Yok, 25. dönem aday olsa. Ya söylerim, o parti içinde 24. dönemde söyledim ben bunları. Bursa'da yanlış gidiyor işler dedim. Tamam mı? Yanlış gidiyor dedim. Yapmayın dedim. Genel merkezdeki şeyleri söyledim. Ben Sayın Başbakanımızın, yani şu andaki Cumhurbaşkanımızın başbakanken 2014'te eline not vererek söyledim. Ne dedim biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığından önce istişare toplantısı yapıyor. Ben bir şeyden korkmam, bunu söyleyeyim size. Hak inanıyorsam, doğru olarak inanıyorsam söylerim. Tabii ki adabı vardır. Saygı duyarım. Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Başbakanımızdır, Genel Başkanımızdır. Bu farklı bir şey. Ama düşünceni söylemek, doğruyu söylemek farklı bir şeydir Şaban Bey. Ne dedim biliyor musunuz? Dedi ki yerel seçimlerle ilgili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüşlerinizi söyleyin dedi. Ben dedim ki o zaman biliyorsunuz FETÖ meselesi çıktı. Evet. FETÖ konusu kullanıldı çok fazla. FETÖ seçilmiş hükümetin iradesine ipotek koymak istedi. Vesayet anlayışını güttü. Aynı başkalarında olduğu gibi. Yani milletin kararına saygı duymadı. O yüzden dedim ki millet bunu gördü. Söz de bende, karar da bende de dedim, AK Parti'ye destek verdi. Yani benim irademe kimse ipotek koymasın. Ben bunların elimin tersiyle itiyorum dedi ve bize ciddi destek verdi. FETÖ o dönemde hiç müdahale olmasaydı, FETÖ meselesi olmasaydı, AK Parti'nin yerel seçimdeki oyları %38'lerdeydi, 37'lerdeydi, siz biliyor musunuz ya? Ne oldu? %45 aldı biliyorsunuz o dönemde. Şimdi buradan şuraya geliyorum. Ama dedim bir şey daha söyledi dedim. Yazılı verdim diyorum ya. Siz de içinizde yanlış yapanlar varsa, siyaseti kendi çıkarlarına alet eden varsa, grupsal çıkarlarına alet eden varsa, menfaat temin ediyorsa, kul hakkını gözetmiyorsa, kamu menfaatine aykırı davranıyorsa, siz de bunları ayıklayın diyor dedim halk dedim. Bak aynen verdim yazımı. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı ilgili şeyimi söyledim. Dedim ki ben demokrasinin kurumsallaşmasını istiyorum. Ama böyle değil. Bugün demokrasi kurumsallaşmadı, bireyselleşti. Demokrasinin kurumsallaşması demek, yasamanın, yürütmenin, yargının tarafsız ve bağımsız olması demektir. Görevlerini hakkıyla yapması demektir. Hesabı millete vermesi demektir. Adaletin, hukukun üstünlüğü demektir. Adaletin herkese eşit olması demektir. İnanç ve fikir özgürlüğünün tamamen herkes tarafından benimsenmesi, güven, ehliyet ve liyakat demektir. Örnek söylüyorum. Ondan sonra dedim ki, ben sizin cumhurbaşkanı olmanızı istiyorum. Neden biliyor musunuz?
Çünkü demokrasinin kurumsallaşması için Türkiye'nin yeni bir sisteme geçmesi gerekiyordu. Ben o dönemde tam başkanlık sistemini istedim. Eyaletler hariç. Yarı başkanlık değil. Eyaletler tam başkanlık. Tam başkanlık ya. Bu yarı başkanlık değil ki bugünkü sistem. Ona da geliriz ya. Dolayısıyla dedim tam başkanlık sistemi. O işte yürütme yargının otokontrol mekanizmalarının oluştuğu bir yer. Ama maalesef arkadaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verenler, o taslağı hazırlayanlar, bırakın yani yarı başkanlığı falan, sistem olmayan bir şeyi sadece bir kişinin yönetimine bıraktılar. Otokontrol mekanizmaları devre dışı bıraktılar. Yürütmenin de başı siyaset oldu. Yasaların da başı siyaset oldu. Hatırlamıyor musunuz Şaban Bey? Mecliste milletvekilleri elektrik santrallarıyla ilgili filtre meselesini evet. konuşuyorlar. Ertelediler. Ki bu olması gerekirdi. Bizim dönemde olması gerekiyordu. Biz onlara o zaman süre koyduk, şart koyduk. Ama Cumhurbaşkanı'ndan kabul etti. Ondan sonra milletvekilleri alkışladı. Ooo işte şöyle yaptık, böyle yaptık. Kamuoyu tepkileri gelince Sayın Cumhurbaşkanımız çok doğru bir karar verdi. Teşekkür ederiz. O ertelemeyi kaldırdı çünkü halk sağlığı, milletin sağlığı her şeyden önemlidir. Onu söyleyeyim size. Ondan sonra ne oldu? Aynı milletvekilleri Cumhurbaşkanımıza alkışladı. Ya sen çıkardın. O zaman neden çıkardın kardeşim? Neden çıkardın? Şimdi bu kadar meclisin iradesi milletvekilleri devre dışı. Yani bakın bir milletvekili de biliyor musun? Grup başkan vekili biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı olmazsa biz hiçiz dedi. Ya kardeşim bak sen Allah seni yaratmış. Allah sana akıl vermiş. Bak sana fiziksel vücut vermiş. Sapasağlam eğitim vermiş. Okumuşsun değil mi? Bir iraden var. Ya evet Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duyarız ama ben de Mustafa Öztürk'üm, sen de şusun. Dolayısıyla hepimizin bir katkısı var bu topluma. Birbirimize yardımcı olacağız. Hiç gördüğünüz zaman, hiçseniz neden o zaman meclistesiniz? Peki şu anda o yüzden başkanlık sisteminde Sayın Başbakanımız Sayın Davutoğlu da bu ve benzer çok açıkladı kendisi biliyorsunuz. Evet. Bütün bunlara itiraz etti. Yapmayın dedi. Bak yanlış gidiyoruz dedi. Oy kaybediyoruz dedi. Bu millete zarar veriyoruz dedi. İnandığımız değerlerin dışında iş yapıyoruz dedi. Dinlenmedi. Dinlenmeyince parti içinde biz de söyledik işte onu söylüyorum size. Ben Bursa'da da söyledim. Audrey Bey'den benim haricimde Doğan Bey Toki'ye eleştiri getiren oldu mu? Olmadı. Olmadı ki. Bursa'nın trafiğine benim haricimde eleştiri getiren oldu mu? Olmadı. Stadyum oldu mu? Kentsel dönüşüm oldu mu? Ben bunları yaptım. Parti içinde Şaban Bey, parti içinde muhakkak olamaz. Acaba çok muhalefet olduğunuz için mi? Yok öyle bir şey. Değil mi? Muhalefete bakarken şunu söylüyorum. Değerli arkadaşım bak. Biz muhalefet yaparken parti disiplinini de Sayın Genel Başkan'a, Başbakan'a saygıyı da, Cumhurbaşkanı'na saygıyı da biliriz. Nerede ne söyleyeceğimizi biliriz. Biz bunların hepsini parti içinde söyledik. Tamam mı? Parti içinde söyleyince, düzeltilmeyince, daha da kötüleşince, kusura bakmayın ben iki şeyi özetliyorum burada. Bir, Şaban Bey niyetler temiz kalması lazım. Niyetler bozulursa o zaman işi düzeltemezsiniz. İki, yanlışlar kurumsallaşmamalı. Yani normal görülmemeli. Yanlıştır arkadaş. Bunun için öz eleştiri yapılmalı ve istişare mekanizmaları sürekli aktif olmalı. Bunlar da olmadığı için ben de ayrılışımı verdim. Artık orada hizmet etme imkanım yoktu. Benim için parti bir araçtır. Amaç değildir. Amacımız bölmek değildir. Amacımız küçültmek değildir. Amacımız bir şahsa ve bir partiye karşı olmak değildir. Biz ilkesel bakıyoruz. Bir değer bazlı bakıyoruz. Biz insan onuruyla bakıyoruz. Biz çözüm odaklı geliyoruz. Ben çözümlerimi, bilgimi, düşüncemi bu halka anlatacağım. Halk karar verecek Şaban Bey. Onun için kurduk bu partiyi. Yani Türkiye kötü yönetiliyor. Türkiye ekonomik olarak da kötüye gidiyor. Birilerinin çözüm üretmesi gerekiyordu. Siyaseten de kötüye gidiyoruz. Türkiye dünyada yalnızlaştı. İşte swap anlaşmalarını da görmüyor musunuz? Swap için bütün ülkeler dolaşıldı. Katar'ın harici kimse destek vermedi. Bu kadar yalnızlaşan, izole edilen bir Türkiye'yi tekrar dünyayla değerler bazı entegre etmemiz lazım. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi Bursa bazına da geldi ama ikinci bölümde. Evet. Sevgili izleyenler kısa bir mola vereceğiz. Tekrar devam edeceğiz.
Evet, sevgili teknik bir arızamız oldu. Tekrar ses kontrolü yapıldı Sayın Vekilim. Evet. Böyle canlı yayında oluyor bazen böyle. Yani teknik bir milletvekilinin karşısında teknik arıza oluyor ama ya dünya böyle evet. Olsun. Teknik arızalar düzelir. Yeter ki gönüllerimiz bozulmasın, siz, ayarımız bozulmasın. Siz tamam de mı? İletişimcisiniz. Evet. Olsun, sorun değil. Şey soracağım. Şimdi Gelecek Partisi kuruldu. Sayın Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları kuruldu. Kurdular. Kurucular kurulundasınız. Baktığımız zaman AK Parti'nin içinden hem genel başkanlık yapmış, hem başbakanlık yapmış, en yüksek oyu seçimlerde AK Parti adına almış bir Davutoğlu. Neden ayrılmak zorundasını şöyle kısa bir özetlerseniz, bu parti niye kuruldu? Şunu yani vatandaşımızın anlayacağı bir dilde. Aslında biraz önce söyledim. Bakın diyorum ki yani biz Türkiye kötü yönetiliyor. Hem değer bazlı kötü yönetiliyor, hem ekonomik olarak kötü yönetiliyor. Buna çözüm üretmemiz lazım. İşte vatandaş da şunu söylüyor. Diyor ki Ahmet Davutoğlu başbakandı, bakanlık yaptı. Başbakanlık yaptı. O dönemde kanunlar çıktı. O dönemde enflasyona bakın, işte faizlere bakın, istihdama bakın, işsizlik oranlarına bakın, Türkiye'nin milli gelirine bakın. O dönemlerde iyiydi. Yani ondan sonra bozuldu işte zaten. Problem o. Tamam mı? Sayın Davutoğlu, biz bozulmanın ve çözülmenin, gerilemenin olduğunu görüyorduk. Bakın yerel seçimlerin kaybedileceğini biz görüyorduk. Bütün bu uyarıları yaptık. İyi giderken, diyoruz ya hani iyiydi Davutoğlu zamanında. İyi giderken niye ihraç ediliyor? Ya işte neden? Şimdi bakın yani neden? Güç zehirlenmesi. Bakın siyaset benim için araçtır. Parti de benim için araçtır. Ama birileri için araç değil kardeşim, çıkar, menfaat. Şimdi siyasete menfaat sahibi insanlar el atar ve onlar yönetimde ağırlıklı olursa veya egosu yüksek insanlar ağırlıklı olursa veya işte biraz önce bahsettik, partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir yönetim krizidir. İstişare yoktur, ehli insanlar yoktur. Devletin şu ana kadar yıllardır, yüzyıldır birikimi heba edildi. İşte tecrübeli insanlar, bilgi sahibi insanlar olmazsa, örnek söylüyorum, bütün bunları terk edersen, aileyi işin içine katarsan, Şaban Bey bozuluyor işte, çabuk bozuluyor, problem yok ki. Onun için zaten Gelecek Partisi'ni kurduk. Bütün bunlar olmasın dedik, akrabacılık olmasın dedik, çıkar olmasın dedik, bencillik olmasın dedik, ekip çalışması olsun dedik, ehliyet dedik, liyakat dedik. Bakın Davutoğlu neden ayrıldı biliyor musunuz? Hatırlar mısınız? Siyasi rant, şeffaflık yasası ve siyasi ahlak yasası çıkaralım dedi ilk başbakan olduğu zaman. Ben oradaydım o dönemde. Kendisine cevap verildi Şaban Bey. Hatırlıyor musunuz? İlçe başkanı, il başkanı bulamazsınız dendi. Öyle değil mi? Evet şu an. Dendi mi? Evet. Dendi Şaban Bey ya. Ya şeffaflığın ne demek yani? Şeffaflık ya, herkese hesap verebilir olmamız lazım. Bana emanet orası. Ben kılı kırk yaracağım Şaban Bey. Hesabını vereceğim. Kuruşun hesabını vereceğim. Anlatacağım. Nereden almışım, nereye harcamışım, doğru yere mi harcamışım, ihaleleri nasıl yapmışım, siyasi ahlak, kusura bakmayın hepimiz buna tabiyiz. Genel başkanlar da tabi, milletvekilleri de, bakanlar da, belediye başkanları da, meclis üyeleri de. Siyasi rant yasası, siz bilmiyor musunuz Bursa'da da Türkiye'nin her tarafında bir imar değişikliğiyle başkalarına yapılmayan işlerin yapıldığını bilmiyor musunuz? Başkasına 5 kat verilirken 20 kata çıktığını bilmiyoruz mu Şaban Bey? Ben size dünya kadar Bursa'da örnek anlatayım, Türkiye'de örnek anlatayım. Millet bunları görüyor. Biz de gördük, uyardık. Şaban Bey, ben uyardım. Bak benim tweetim yani geçen... Yani şu anda halk şöyle söylüyor, diyor ki Mustafa Öztürk sanki CHP milletvekili gibi konuşuyor. Hayır, ne alakası var? Ben, bakın ben bürokratken neysem, milletvekili AK Parti'ye girerken neysem, şu anda da oyun, aynen, ben değişmedim. Benim fikirlerim değişmedi. Allah aşkına bir kişi karşıma çıksın, Mustafa Bey sen şundan dolayı değiştin desin, senin halka bakışın değişti desin, senin siyasete bakışın değişti desin. Ben değerlerim için siyasete girdim diyorum. Ben ilkelerim için siyasete girdim diyorum. Ben hizmet etmek için girdim diyorum. Bunu bulamıyorum şu anda diyorum. Daha ne diyeceğim? Bana bir kişi çıksın. Desin ki Mustafa Bey bakın hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Sayın Davutoğlu da hata yapabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız da insan yani sonuçta. Bunları telafi ederiz. Bak niyetler bozulmadığı müddetçe ve yanlışlar kurumsallaşmadığı müddetçe sözeriz. Şimdi diyorum ki bak il müdürlüğü olduğum dönemden itibaren çok açık. Bilerek, devleti zarara uğratarak, ikili ilişkiye girerek yolsuzluk yaptı.
kişisel menfaat temin etti diyen varsa da belgelerle ispat etsin, ben siyasetten bugün çekiliyorum. Hodri Meydan. Daha ne söyleyeyim size yani, bundan daha ötesi olmaz ki ya. O yüzden kimse, mesele CHP meselesi değil bakın. Biz geçmişte CHP'nin yaptıkları, yanlış yaptıklarına da karşıyız. Bugün CHP'nin yanlış yaptıklarına da karşıyız, onu söyleyeyim size. Ama bir sistemi, bir partiyi, bir grubu topyekun kötülemek doğru değil. AK Parti'nin içinde de çok temiz insanlar var. Ama yönetim olarak bugün kötü yönetiliyor diyoruz. Ülkede kötü yönetiliyor diyoruz, bunu söylüyoruz. Yani şimdi geçmişte CHP'nin işte 28 Şubat zihniyeti. E kusura bakma, ben 28 Şubat'ta bedel ödemiş birisiyim. E şimdi Doğu Perinçek AK Parti ile beraber gözüküyor. İktidarla beraber gözüküyor. Nereye koyacağız bunu? Size soruyorum ben, siz cevap verin. Evet. Halka soruyorum. Örnek söylüyorum, halka soruyorum. Olmaz. Bakın bizim o dönemde düşüncemiz neyse o. Aynen, benim düşüncelerim değişmedi. Gerçekten değişmedi. Ben tekrar söylüyorum. Gelecek Partisi aynı şekilde AK Parti'nin düştüğü yanlışlara düşerse, AK Parti'nin yaptığı yanlışları yaparsa, kurumsallaşmazsa, şahıs partisi olursa, şeffaflık yasasını çıkarmazsa, rant yasasını çıkarmazsa, ondan sonra siyasi ahlak yasasını çıkarmazsa, adaleti herkese eşit kılmazsa, hukuku üstün kılmazsa, refahın tabana yayılmasını sağlamazsa, asgari ücretlinin problemi çözmezse, EYT'nin problemi çözmezse, dürüst olmazsa, kusura bakma ben Gelecek Partisi'nde olmam, onu söyleyeyim size ya. Bu kadar iddialıyız. O yüzden siyasette dönüşümden ve değişimden yanayız. Ve bu yasaları çıkaracağız, onu söyleyeyim. Peki size. Gelecek Partisi kurulurken kurulamaz, teşkilatlanamaz denildi. Dediler. Ve şu anda da hızlı bir teşkilatlanma var. İl bazında, ilçe bazında başkanları atıyorsunuz. Ve Ahmet Davutoğlu için de bir iddia atıldı. Şehir Üniversitesi ile ilgili. Hatta Cumhurbaşkanımız söyledi. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Yani bu gerçekten para babaları var mı partinin içinde? Nasıl yaptınız? Nasıl? Hiçbir para babası yok. Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu da açıkladı. Bir parti kurmak için paraya ihtiyaç yok diyor. Neye ihtiyaç var? Parasız mı? Gönül ve fikir birliğine ihtiyaç var. Şaban Bey, bak ben Bursa'da Eylül sonundan itibaren, çünkü o zaman ayrıldım biliyorsunuz. Evet. Bursa'daki ilk başlangıçtaki işte bütün şeyleri, ben sadece emekli maaşıyla geçinen bir adamım. Kendi ofisimde görüşmeler yaptık. Sadece şu anda da bizim il başkanımızı kurduk biliyorsunuz. Evet. Yönetimdeki arkadaşların katkılarıyla yürüyor. Kimseye gidip de bu manada bir talepte bulunmadık. Ama birisi çıkar derse ki ben Gelecek Partisi'nin programını, tüzüğünü, kurucularını, felsefesini, ilkelerini, değerlerini doğru buluyorum, size yardım etmek istiyorum, açık şeffaf. Kimden ne aldığımızı açıklarız. Tamam mı abi? Çünkü bağış, siyasi partilere bağış yapılabiliyor ama yapmadık. Tamam mı? Sayın Genel Başkanımızın sözü, gönül ve fikir birliği bir partiyi ayakta tutar ve sürdürülebilir. İşte AK Parti'nin bugün çok büyük iktidar gücü var değil mi? Çok büyük imkanları var. Neden halkta karşılığı yok? Azalıyor. İşte %30'lar bugün anketlerde gösteriliyor, öyle değil mi? Evet. Cumhur İttifakı'nın oyunu %40'larda, %38'lerde gösteriyor. Kaybediyor. Neden? İşte millet buna bakıyor kardeşim ya. Ranta bakıyor, çıkara bakıyor, adalet duygusuna bakıyor, hukuka bakıyor, ehliyet. Şunu diyor vatandaş ya. Diyor ki benim çocuğum var, kızım var. 95 puan aldı. Ama 85 puanlı, torpilli olan öne geçiyor diyor. Güven duygusu kaybolmuş demiyor mu? Ona bakıyor. Bir şoför diyor ki ben ya emekliyim. 10 saat, 15 saat araba kullanıyorum. Ama benim aldığım maaş, adam bir bakıyorsun diyor, siyasetçi diyor. Her siyasetçiyi kastetmiyorum ben yani, örnek aldıklarına. Bir imar değişikliği yapıyor diyor. İşte 5 kat verilen yere 20 kat inşaat yapıyor diyor. Malı götürüyor diyor. Diyor mu? Peki halk şunu da diyor. 550 milletvekili zaten fazla gelirken niye 600 oldu diyor. Bunların aldıkları maaş, kıyak emeklilik, bunlarla ilgili neler söyleyecek? Ya şöyle bakın, milletvekilleri... Yani millet, bir şeyi kaldı mı şu anda mecliste milletvekillerin? Bir hükmü kaldı mı? Kalmadı, işte onu söylüyorum. Bak milletvekillerini paspas yapmayalım. Milletvekili, siyasetçi, halkın içinden çıkan insanlar. Ben halkın içinden çıktım. Ben bir Anadolu çocuğuyum. Ben Bursa çocuğuyum. Ben Bulgaristan'ın dağ köyünde doğmuşum. Varlıklı bir aile değilim. Ben üniversiteyi Bursa'da okudum. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele bir, bu değerleri sürdürebilmek. Bu iradeyi koymak, bu ilişkilere girmemek. Tamam mı? Millete hizmet etmek noktasına karar vermek. Bak benim genç bir danışmanım vardı. İmam Hatip'ten kardeşimiz. Bana dedi ki, abi dedi 4 sene dedi geçecek. Biz iş yapalım dedi. Ben ne cevap verdim biliyor musun? Bak güzel kardeşim dedim. Millet bana milletvekilliği için
oy verdi. Beni milletvekili yaptı. Git bizim işlerimizi takip et, milletin işlerini takip et, önünü aç dedi. Tamam mı abi? Biz bunu, ben dedim eğer bir iş kursam bile, oraya gitmesem bile muhakkak zaman ayıracağım, az veya çok. Ayırdığım her bir zaman milletin zamanından çalmaktır. Ben milletvekili olduğum dönemde iş yapmayacağım dedim. Yapmadım da. Şimdi şuraya geliyorum. Milletvekilini paspas yapmayalım. Sayı tartışalım ama milletvekilini paspas yapmayalım. Doğru insanları ayıralım. Yanlışın karşısında olalım. Yanlışla mücadele edelim. Halkımıza sesleniyorum. Araştırın, sorgulayın. Kim yanlış yapıyorsa onun karşısında olun. Ona destek vermeyin. Kim doğru yapıyorsa da ona destek verin. Şimdi üst taraftan atama yapılıyor. Bakın bizim bir başka şeyimiz de şu kurumsallaşmadan kastımız. Biz milletvekilini genel başkanın iradesiyle seçilme taraftarı değiliz. Belki bir dönem olacak bu. Ama amacımız ne biliyor musun? Halkın seçmesi. Daraltılmış bölge sistemi. Yani halka Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı sistemden mi? Aslında. Halka seç versin. Tabii canım, Cumhuriyet Halk Partisi daha şeyini yapıyor. Neden? En azından delegeye soruyor, öyle değil, evet, mi? Bizde biliyorsun kamuoyu araştırma yapılır sözde. Sözde. Onların hiçbir tanesi açılmıyor Şaban Bey. Ben şahidim. Tamam mı? Problem yok. Çok yapıldı ama. Ya problem yok. Ben biliyorum onları. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Halka hesap vereceğiz abicim biz. Yani kıyak emeklilik meselesini de söyleyeyim. Bakın milletvekilini ezmeyelim. Milletvekili maaşı. Bakın ben küçümsemiyorum hiçbir şeyi. Ben Telekom İl Müdürü'yken, yani görevden ayrıldığım zaman milletvekilinden daha fazla maaş alıyordum. Ben 2 yıl milletvekili maaşım yetmedi. Elimdeki imkanları kullandım. Helal olsun. Problem yok. Problem yok ama yani lütfen şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani aldığınız maaşı halka mı harcıyorsunuz? Onu mu demek istiyorsunuz? Tabii yetmiyor kardeşim. Yetmiyor. Ya ben şunu söylüyorum bakın. Ankara'da durursanız problem yok ama her hafta sonu Bursa'ya geliyorsanız, her hafta sonu ilçeleri dolaşıyorsanız mümkün değil, yetiştiremezsiniz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim meselem şu. Yani milletvekili maaşını gözümüzde millete büyüttürmeyelim. Evet az demiyorum. Bak yanlış anlamayalım. Ama milletvekili paspas yapmayalım. Başka şeyler var kardeşim. Bunların önüne geçelim. Milletvekili üretsin. Milletvekili ülkesine kazandırsın. Milletvekili üreticisini korusun. Sanayicisini korusun. İstihdam sağlasın. Bunları yapalım. Milletvekili bunu yaptığı zaman problem yok. Bakın kıyak emekliye gelelim. Ben 23 yıl çalışmışım bilfiil kamuda. Benim biliyorsunuz belli bir şeyim var. Benim 2 yılım kalmıştı. Onlar da doldum, ben emekli oldum. Genç bir milletvekili eğer primi dolduramadıysa ve şu anda girse 65 yaşlı biliyorsunuz. 65 yaşına gelmediği müddetçe, bu arada bu primleri ödemediği müddetçe emekli olamaz kardeşim. O yüzden genç arkadaşlar çok zorlanıyor milletvekilinde. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya hepimiz doğru olalım. Hepimiz şeffaf olalım. Siyasetçisi de, ticaretçisi de, sanayicisi de, memurusu da, emeklisi de, belediye başkanı da, meclis üyesi de. Hepimiz hakkını verelim. Hakkını verdiğiniz zaman problem yok. Bak ben size bir örnek anlatayım. Bana Bursa'dan şu iş eldivenleri var ya, kısa süreli veya günlük kullanılan. O arkadaşlar geldi. Dinliyorlarsa şimdi Allah tabii işlerini bereketlendirsin. Dediler ki vekilim, biz Çin'den gelen, ki onlar çok kalitesi ve kanserojen, rekabet edemiyoruz. Çok az fark var ama rekabet edemiyoruz. Bize yardımcı olun. Dinledim. Dinledim gerçekten ya. Ben dinliyordum arkadaşları. Aldım onları Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na götürdüm ayrı ayrı. Oradaki genel müdürle, daire başkanlarıyla görüştürdüm. Bir araştırma yapıldı Şaban Bey. Ne oldu biliyor musunuz? Çin'den Türkiye'ye 400 milyonluk iş eldiveni giriyor. Bunun teknolojisi var mı? Yok, hiç. Türkiye'de üretiliyor zaten bu. Ya Türkiye'de istihdam sağlıyor. Ondan sonra bir tane gümrükle ilgili bir ayarlama yaptılar. Tamam mı? Bu arkadaşlar üretim yaptılar, istihdamı arttırdılar. Türkiye yılda 400 milyon vermekten, yani ithalattan kurtuldu, cari açığına katkı yaptı. Bu arkadaşlar bana ne dedi biliyor musunuz? Milletvekili Mustafa Bey, alın bütün arabalar senin. İstediğin gibi şeyde kullanabilirsin. Ben kullanmadım tabii, bu ayrı bir şey ama şunu anlatmıyor. Biz bunun için milletvekili olduk. Bakın hızlı tren meselesi, otomatik test merkezi meselesi, Doğan Bey TOKİ meselesi, Bursa Teknik Üniversitesi meselesi. Ya ben bunlarla ilgilendim. Yani NATO toplantılarına katıldım. İşte Bulgaristan Dostluk Grubu Başkanı yaptı. Uluslararası operasyon yönettik. Enerji Sanayi Komisyonu'nda, Ticaret Komisyonu'nda dünya kadar kanun çıkardık. Patat kanundan tutun, elektronik ticaretin düzenlenme kanunundan tutun, telif haklarından tutun, enerjiyle ilgili, elektrikle ilgili dünya kadar kanun çıkardık. Hep Türkiye'nin önünü açmaya çalıştık. Peki, Şaban Bey. Gelen sorular var yine de. Buyurun. Hızlı trenle ilgili proje ne zaman bitecek sizce, hızlı tren? O var ya, çok enteresan bir şeydir.
Hızlı tren geçen bakan açıklama yapmış biliyorsunuz. Bakın evet. Türkiye'nin kaynaklarının ne kadar kötü kullanılığına çok güzel bir örnektir Bursa Hızlı Tren meselesi. Biliyorsun ben A'dan Z'ye çok iyi ilgilendim. Şimdi çok vaktinizi almamak için bu evet. var ya bir program yapar. 3 saatlik bir program evet, yapar ama oraya girmeyeceğim. Çok kısa söyleyeceğim şimdi. 2012'de biliyorsunuz temelini attık. Evet. O günkü bizim genel müdürlükten, demiryolları genel müdürden, bakanlıktan aldığımız bilgi 2015'in sonu ve 2016'nın başında açılacağı ile ilgiliydi. Maalesef açılmadı biliyorsunuz. Ve ilk Bursa Yenişehir arası 393 küsür milyona ihale edildi. 400 milyon yapım bedeli vardı. Bak 400 milyona bitirilecekti. Şimdi Yenişehir'le Osmaniye arasını diyelim ki Bilecik'e bağlayacaklardı. Olmadı, heyelan oldu. Tekrar eski yerine döndüler. Ya uygulama aşamasına gelmeyen bir projeyi neden ihale ediyorsunuz? Neden ülkenin kaynaklarını kötü kullanıyorsunuz? Orasında diyelim ki 250-300 milyon. Yaptım 700 milyon. Hadi üst yapısında diyelim ki o kadar. 1-1,5 milyara mal edilecek şey kaç milyar açıkladı bakan biliyor musunuz? 13 milyar 200 milyon küsur. Bakın Türkiye'nin kaynakları nasıl kötü kullanıldığına, uygulama aşamasına gelmeyen ihalelerin yapıldığına ve Türkiye'nin ne kadar zaman kaybettiğine çok iyi örnektir. 3,5 yılda veya 4 yılda bitecek bir proje aradan kaç yıl geçmiş? İşte 2015 nerede, 2020 nerede? 5 yıl geçmiş bitme aşamasından, 8 yıl geçmiş temel atılmadan şimdi 2023'e. Yazık, çok yazık, gerçekten yazık. Bakın kaç kat? Yani 10 kat, 8 kat fazla bedel ödüyoruz. Neden ihale ettin kardeşim o zaman? Neden ettin? Yani maalesef biz Gelecek Partisi döneminde uygulama aşamasına gelmeyen hiçbir ihale yapmayacağız. Bak bir örnek vereyim Şaban Bey. Ben çok ihale yaptım Telekom İl Müdürü zamanında. Örnek söylüyorum. Araç ihalesi yaptık, yeraltı ihalesi yaptık. Yaptık yani dünya kadar. Biz ne yapıyorduk biliyor musun? Muammen bedel tespit ediyorduk. Yani yaklaşık ihale bedeli tespit ediyorduk. Bir araç işte ne kadar benzin yakar, amortisman giderleri, şoförünün giderleri ne kadar, işte kaza riski, sigorta riski hepsini çıkarıyorduk. Sigorta primleri diyorduk ki bir aracın şu kadar kilometrede çalışması gereken rakam bu diyorduk. Çok aşağı veren olursa bu işi yapamaz diyorduk. Çok yukarı veren verse de bu çok kere elde ediyor diyorduk, vermiyorduk. İşte o rakamı yakalıyorduk. E sen şimdi arkadaş Bursa Yenişehir arasını, Bursa Osmaniye arasını belirleyeceksin diyeceksin ki 5 milyar örnek söylüyorum. 5 milyar ihale öyle yapacaksın. Bitim garantili ihale edeceksin. E sen şimdi 400 milyonu adam bitirmiş. Daha tünelleri açamamış. Şaban Bey ne olacak bu işte? O yüzden çok kötü bir ihale o. İnşallah 2023'te açılır. Ya ne diyelim artık ya. Otomotiv test merkezi Bursa'da kaldı ve olmadı. 2023'te Gemlik'te otomobil, gerili otomobil üreteceğiz. Evet. Sizce 2023'e yetişecek mi fabrika? Şimdi Şaban Bey bak o da çok garip bir şeydir. Hani Cumhurbaşkanımız öyle söyledi mi? Otomotiv test merkezini benim danışmanım o projenin başında, TSE'nin başında benim bir arkadaşım var Teknik Üniversite'den. Çok güzel bir işbirliği yaptık. 16 il istiyordu. Hatta bakanımız Kocaeli'ydi. Kocaeli de istiyordu. En son 2 ile kaldı. Biz Bursa'da yerler tespit etti arkadaşlarımız. Bakın ben bunları bildiğim halde bir tane arsa bakmadım diyorum. Benim işim o değil. Benim işim otomotiv test merkezi Bursa'da kurulsun. Bursa otomotiv şehri, Bursa sanayi şehri. Arge yapalım, dışa bağımlılıktan azalalım. Neresini tespit etti biliyor musunuz TSE? Ben değil. Bak Şaban Bey çok önemli. Evet. TSE tespit etti. Neresi tespit etti biliyor musunuz? Karacabey'deki TİGEM'in 12 bin dönümlük kireçli hiçbir şekilde tarım yapılamayan arazisini tespit etti. Birinci yer. Orasını verseylerdi hiçbir kamulaştırma bedeli yoktu. Bak ben ısrar ettim. Güzeldi değil mi orası? Tabii. Evet. Yani devlete ait bir arazi kamulaştırma bedeli yok. Eğer oraya yapılsaydı şimdi otomatik test merkezi kurulmuş, testler yapılıyor, Arge yapılıyor olacaktı. Gittiler Yenişehir'e kaydettirdiler. Hatırlar mısınız benim dönemde ben karşı çıktım belli şeylere. Oradaki bazı örgütlenenler arsa fiyatlarımız düşüyor emlakçılar buradan almayın diye. Mesela Yenişehir'den almak meselesi değil. Bu ülkeye en az parayla, en hızlı bir şekilde yatırımı nasıl getireceksek onu yapmamız lazım. Biz her ilçe için, bak her ilçe için projelerimiz vardı. İşte İzni Turizm Merkezi yapalım. Yenişehir Tarım, Hayvancılık, işte Ziraat Merkezi veya başka merkezler, havalimanı oldu. Ona uygun sektörleri geliştirelim dedik. İşte dağ yöresini
ona meyvecilik, işte maden, ona uygun sektörler gelişsin. Bir başka yere şuna uygun sektörler gelişsin istedik. Dolayısıyla her yöreye aygı sektörlerle o yöreyi biz geliştireceğiz. Yoksa birisi şurada olsun. Ne oldu işte, yapamadılar. Dünya kadar kamulaştırma bedeli ödedi. Dünya kadar para gitti, yazık oldu. Tamam mı? Peki en çok tartışılan kıdem tazminatları ile ilgili kısaca bir görüşünüzü alalım. Kıdem tazminatları şu anda fona aktarılmak isteniyor. Şöyle bakın, kıdem tazminatı veya işsizlik fonu gibi şeyler hangi amaçlı konulduysa orada kullanılmalıdır. Hem işveren hem halk onun için oraya para yatırıyor, onun için para ödüyor. Tamam mı? Devlet onun için biriktiriyor, bizim için biriktiriyor, halk için biriktiriyor, işverenin katkılarını onun için biriktiriyor. Dolayısıyla hangi amaçlı toplandıysa o amaçla kullanılmalıdır. Doğru görmüyoruz. İşsizlik fondaki fonların da başka yerlerde kullanılmasını da doğru görmüyoruz. İşte geçen hafta Sayın Genel Başbakanımızın başkanlığında ekonomi biliyorsunuz kurulumuz bir açıklama yaptı. Gelecek Partisi'nin ekonomi modeli diye orada da çok ciddi şeyler sundular, çözümler sundular. Daha da teferruata giriliyor. Dolayısıyla biz orada da söyledik. Yani biz işsizlik fonunun sadece işsizlik sürelerinin arttırılması, daha fazla insanın istifade edilmesi noktasında kullanılması noktasında kullanılması gerektiğini söyledik ya. Şimdi seçim olduğunu varsayalım. 2 ay sonra, 5 ay sonra seçime gideceğiz. 2021'de seçim olacak. Şimdi Millet İttifakı olacak var. Olacak mı olmayacak bilmiyoruz. Yok, daha belli değil de varsayalım oldu. Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. Ama kurulan partiler var. Yeniden Refah Partisi var. Deva kuruldu. Gelecek Partisi var. Yeni bir üçüncü bir ittifak yolda mı? Nasıl? Yani Gelecek Partisi ittifak yapmak için görüşü nedir? Önce şuraya gelelim. Hani teşkilatlanıyorsunuz dediniz ya, evet. Ne oldu falan. Evet, onunla. Bakın teşkilatlanıyoruz. İşte gönüllülük esası. Hı. Neden biliyor musunuz? Bir, Sayın Genel Başkanımız Başbakanımız. Başbakanlıktayken, Dışişleri Bakanlığıyken, danışmanken yaptıkları ortada. Duruşu ortada. Background'u, çantası, bagajı ortada. Hiçbir parasal işe karışmamış, ihaleye karışmamış, tertemiz, üretmiş, fikir üretmiş, çalışmış, gayret etmiş bir insan. Birincisi bu. Güveniyor halk. Tamam mı abi? İki, kuruculara bakın. Kurucular yine tertemiz. Çok farklı kesimden kurucularımız var. Türkiye'nin mozaiği. Yani AK Parti'den de var, Büyük Birlik'ten de var, MHP'den, Ülkücü Köken'den var, Sosyal Demokrat CHP'den de var, Alevi var, Sünni var, Doğulu var, Batılı var. Biraz önce bahsettim ya, biz ortak değerlerde buluşuyoruz. Şimdi AK Parti'nin kuruluşu da öyleydi. Kimse zaten kimseye işte baskı yapmayacak, yapmıyor da. Biz kurumsallaştıracağız diyorum. Bizim farkımız o, kurumsallaştıracağız. Dolayısıyla müthiş bir kurucular ekibi var. Çok dinamik bir kadrosu var. Selim Timurcu, Nedim Yamalı gibi. Bak iki tane sadece saydım. Sayın Başbakanımızın o dönemde il başkanlığı yapmış. İşte o 15 Temmuz'da kahramanca milletle beraber sahaya çıkmış, onlara önder olmuş arkadaşlarımıza siz metan yorgunluğu dediniz. Bu arkadaşlarımız da şu anda bizim hem parti genel başkanımız hem yönetimimizde hem diğer kademelerde görev alıyorlar. Müthiş bir şekilde tabana hakimler. Biz de hakimiz. Dolayısıyla biz de teşkilatçıyız. Dolayısıyla kısa sürede teşkilatlandık, tamam mı abi? İlkelerimiz, programımız çok güzel bir program çıktı. Siz de biliyorsunuz ki Gölge Bakanlar Kurulu diye bir şey oluşturduk. Politika izleme kurulu oluşturduk. Çok kaliteli arkadaşlar var. Yusuf Ziya Özcan'dan tutun, Ali Aydın'dan tutun, Mustafa Öztürk'ünden tutun, Cuma Aşkın'dan, neyse yani örnek söylüyorum ben. Çok değerli arkadaşlarımız var. Hepsi çok güzel, işte bizim İzzettin Küçük, evet, valimiz yine işlerinden sorumlu, politika izleme kurulu başkanımız. Müthiş bir şekilde ekip çalışıyor. Ortak akıl var, tamam mı abi? Halk bunu görüyor. Halk bunu görünce diyor ki evet, biz bir arayışın içindeydik. Alternatif olmadığı için biz oy veremiyorduk. Dolayısıyla biz bundan sonra Gelecek Partisi'ni destekleyeceğiz diyor ve tabanda karşılık buluyoruz. Şaban Bey şöyle söyleyeyim. Bütün baskılara rağmen karşılık buluyoruz. Bakın çok enteresan. Şimdi halk şunu diyebilecek mi? Geleceğimizi garantiye alalım. Gelecek Partisi mi? Derdimize deva olacak Deva Partisi mi? Bir de Deva Partisi kuruldu. O da yine Babacan da oradan ayrılan bir başarılı bir bürokrat, milletvekili, bakanlık yapmış bir isim. Yani buna halk karar verecek. Programlara bakacak. Peki Davutoğlu'yla görüşmeler oldu mu? Parti kuruluş aşamasında. Onu söyleyeyim ama şunu bitirmemiz lazım. Buyurun. Yani bütün baskılara rağmen Gelecek Partisi kuruldu, kuruluyor. İşte biliyorsunuz
İl sayısı 60'a yaklaştı, 60 geçiyor. İşte ilçe sayısı 225'lere ulaştı. Dolayısıyla biz kongrelerimize başladık. En kısa sürede ilçe ve il kongrelerimizi yapıp, Bursa'da da öyle, yapıp genel merkez kongremizi yapıp seçime kazanma hakkı alacağız. Bütün baskılara rağmen. Bakın baskılardan söyleyeyim size. Bir ilde bir kardeşimiz var, genç kardeşimiz. Bak bir ilde. İl başkanı arıyor, oranın il başkanı arıyor. Diyor ki seninle bir görüşelim diyor. Ben bir tanesini anlatacağım, en basitlerini anlatacağım ya. Şimdi tamam görüşelim diyor. Gidiyor, bak bana haber veriyor. Ki ben koordinatör olduğum bir il olduğum için tanıyorum o kardeşlerimizi orada ya. Çekiniyor mu yani partiye geçmekte? Çekiniyor tabii ama ayrı şimdi geleceğim bak. İl başkanı diyor ki Mustafa Bey seninle temas kurdu mu? Kimlerle görüşüyor, ne yapıyor, bilmem ne falan filan. Ya senin işin bu mu? Sen proje üret. Sen git. Yani eğitimde, işsizlikte, istihdamda, ekonomide neyse yani politika üret, tepeden bakma. Örnek söylüyorum. En sonunda ne diyor biliyor musun? Ya diyor sen diyor kamuya geçme durumu vardı diyor. Ne oldu diyor o iş diyor. Siz biliyorsunuz. Evet. Ben ayrılmadan önce daha bu partinin yani AK Parti'nin üyesiyken seçimlerde de destek verdiniz. Tabii verdim. Yerin AK Parti'nin üyesiyken biliyorsun ondan hemen önce bir hafta 10 gün önce veya 15 gün önce Akit gazetesinde özür dilerim yani şey vermeyeyim isim vermeyeyim ama çıktığı için söylüyorum ya. Bir haber yayınlanmış. Mustafa Öztürk de geçecek diye. Bakın ben siyasete dönüp dönmeyeceğim belli değildi. Gerçekten söylüyorum. Ben çok güzel bir iş yapıyordum ya. Kültürel faaliyetler oluyorum. Hala arkadaşlarım söylüyor ya vekilim keşke abi keşke orada kalsaydın ya sen çok güzel faaliyet. Yine yapacağız o ayrı bir şey de. Daha karar vermemiş. Belki o tetikleyici oldu. Yine bizim dönemimizde bakanlık yapan bir arkadaşımız beni arıyor. Şu anda da yine aktif siyasetin içinde Ankara'da. Teknik Üniversitesi'nde tanıştığımız bir arkadaş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Nasılsın Mustafa kardeşim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız Sayın Bakanım? Sağ olun. Sana teklif geldi mi? O arada da Telekom'la ilgili bazı şeyler sordu. Ben de 23 yıl Telekom'da çalışmışım ya. Teklif geldi mi? Ne teklifi dedim? Yönetim kurulu teklifi. Anladım. Eğer oraya geçmezsen sana yönetim kurulu veririz demektir bu. Tamam mı abi? Hemen önünü kestim. Dedim ki ben şu bakanla görüşüyorum. O bakan da Davutoğlu'yla beraber hareket ediyordu. Yine ortak arkadaşımız. Tamam mı abi? Görüşüyorum dedim önlerini kestim. Geçen biliyorsunuz oraya eski bakanlardan bir tanesinin kardeşinin ataması yapıldı. Zaten bazı aileler çok ayrıcalıklı Şaban Bey. Bir bakıyorsunuz A isimli aile. Ya orada da burada da şu kuruluşta şu yönetim kuruluşunda büyükelçi bilmem ne. Bir kişi dört yerde. İşte en son Hamza kardeşimiz arkadaşımız. Teşekkür ederiz. Bu bayrağı dünyada dalgalandırdı. Gerçekten teşekkür ederiz. Dua da ettik biz. Yardımcı da oluruz. Neyse. Ama kardeşim bir işin, bir kimsenin yapacağı iş bellidir Şaban Bey ya. Ya sen güreşçisin. Evet. Tamam mı? Sen sporcusun. Bak sen baş danışmansın Cumhurbaşkanı'nın. Sen bakan yardımcısısın. Ya Vakıfbank'ın yönetiminde ne işin var kardeşim senin ya? Bırak genç bir kardeşimiz, mesleğinde olan bir kardeşimiz girsin de bankacılıkla ilgili çalışsın. İhtiyaca cevap versin, onu anlatmaya çalışıyoruz kardeşim. O yüzden bakın biz mesela Bursa'da bir yer tutmuştuk biliyorsun. Anlaştık daha doğrusu. Sözleşme imzalayacağız. Pazartesi görüşüyoruz. Salı günü mesaj geliyor sabah. 11'de buluşacağız. Mustafa Bey, biz vazgeçtik. Yani işverenler sendikası vazgeçti. Bu bir ambargodur. Ya ambargo tabii yani böyle bir şey olur mu? İşte bakın bizim... Medya ambargosu var mı? Var tabii. Hiçbir medya çıkarabiliyoruz mu? Ya milletvekillerine sizden AK Parti'den geçen milletvekillerine ambargo uygulanıyor mu? Tabii uygulanıyor. Herkes uygulanıyor kardeşim. Hani... Bakın havuz medyası denilen iktidarı destekleyen bir medya var. Ben bu kavramları doğru bulmuyorum. Medya tarafsız, bağımsız, objektif, özgür olmalı. Haksızlık da yapmamalı. Medya gücünü kullanarak ticaret de elde etmemeli. Başkalarına da iftira atarak haber yapmamalı. Ama birilerinin de uydusu olmamalı maalesef. Halka doğru habercilik yapmalı. Var tabii. Sayın Başbakan televizyona çıkarılıyor mu? Ya bırakın parti kurmadan önce konferanslarını engellediler. Şehir Üniversitesi dediniz. Evet. Şehir Üniversitesi'ni kim kurdu? Ya bir ekip kurdu. Başbakan da bunların içindeydi. Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız da açılışını yaptı. Şu oldu, bu oldu, destekledi. Ya arkadaş orada bilim üretiliyor. Bırakın siyasi çekişmeyi. Ne dendi ondan sonra? Ya bak işte bankayı kullanarak işte dolandırıcılık falan dendi. Bak diyemedi de. Sayın Başbakan çıktı dedi ki bakın dedi işte orada her şey orada. Hodri meydan dedi. Dedi mi? O manaya getirdi. Evet. İşte araştırma komisyonu kuralım. Bakanların, başbakanların, herkesin birinci kişilerden mal varlıkları araştırılsın. Ben buradayım dedi. Dedi mi? Kredi kendi döneminde bile alınmadı. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın
Ben siyaseti bir çekişme, bir kavga, ötekileştirme, kutuplaşma aracı olarak görmüyorum. Siyaset bir hizmet üretme, proje üretme aracıdır. Gelin biz ekonomide, sağlıkta, eğitimde, toplumda, şehirleşmede, biz buralardaki dış politikada, buralardaki ürettiğimiz projeler yarışsın. Halk buna göre karar versin. Baksın, tamam mı abi? Neden birbirimizi hain bölücü ilan edelim? Arkadaş, CHP merkeze geliyorsa, bu milletin inancına, tarihine saygı gösteriyorsa, bak saygı gösteriyorsa ne demek istediğimi çok iyi anlayın. 28 Şubat'ı kastetmiyoruz. Orada muhafazakar dindar insanlara karşı müthiş bir şey vardı. CHP oradaysa biz CHP'nin yanında değiliz ya. Olamayız zaten ya o zihniyette. Ama CHP bu milletin inancına, değerine, tarihine, kültürüne saygı gösterirse güzel bir şey olur Şaban Bey ya. Bakın ben HDP için söylüyorum. Daha o dönemde söyledim. Gelin İmralı ve Kandil'le bağlantınızı kesin. Oradan emir almayın. Yasalar, hukuk çerçevesinde siyaset yapın. Türkiye Partisi olun. Şiddete ve teröre karşı koyun dedim. O gün söyledim daha. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Gelin kardeşim, hukuk içinde, anayasa içinde siyaset yapın. Neden teröre destek veriyorsunuz? Terörü destekleyici teşvik açıklamalar yapıyorsunuz. Şimdi biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Siyaset normalleşsin istiyoruz, tamam mı abicim? Geliyorum şimdi. O yüzden halk şuna karar verecek. Programa bakacak, önerilere bakacak, bize bakacak, uygulamamıza bakacak. Sadece söz değil. Söz de söyleyebiliriz. Söylemek çok kolay. Herkes söylüyor Şaban Bey. Bunlara bakacak, halk karar verecek. Davutoğlu'yla, Sayın Başbakanımız, Sayın Genel Başkanımız Davutoğlu'yla, Sayın Ali Babacan o dönemde görüştüler. Evet. Tamam mı? Beraber çıkalım. Sayın Davutoğlu şu teklifi yaptı, ben sizi destekleyeyim dedi. Ama ayrı ayrı çıkılma kararı vermiş o arkadaşlarımız. Tamam mı? Saygı gösteririz. Yani bizim meselemiz birisine düşmanlık değil. Dediğim gibi aslında Davutoğlu Babacan'ı mı destekledi? Ben tabii ki ben desteklerim size, dedi. Size destek açıklaması yapayım diyor. Onlara ayrı bir parti kurma sebebini ben bilemem. Yani benim bildiklerim var ama önemli değil. Bizim meselemiz birisine illa karşı olmak değil. Deva da Türkiye'ye çözüm olmak üzere çıkan bir parti söylüyor kendini. Doğru yaptığı müddetçe beraber oluruz. Bakın biraz önce bir şey söyledim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden ama kırmızı çizgilerimiz var. Ne o? İşte terör dediğim gibi. Evet. Terör bizim kırmızı çizgimizdir. Şaban Bey, benim ecdadım. Evet. Bayrak nedir? Vatan nedir? Namus nedir? Bunları bilen insanlar. Biz bu baskıları, bu zulmü görmüş insanlarıyız. İsmimize bile tahammül edememişler. Türkçe konuşmamıza tahammül edememişler. İşte biz diyoruz ki gelin. Gelin ya. Ortak değerlerde buluşalım. Yönetimsel ortak değerler. Adalette buluşalım. Hukukun üstünlüğünde, hukuksal eşitlikte buluşalım. Ehliyet ve liyakatta buluşalım. Kamu menfaatinde buluşalım. Kul hakkında buluşalım. Siyasi ahlak yasasını çıkaralım. Siyasi rant yasasını çıkaralım. Rant yasasını çıkaralım. Ondan sonra şeffaflık yasasını çıkaralım. Bugünkü sistem yönetim sistemi değil diyoruz. Bak kötüye gitti Türkiye diyoruz. Bütün devlet sistemi mahvoldu diyoruz. Bir kişiye kaldı diyoruz. İstişare yok diyoruz. Ortak akıl yok diyoruz. Gelin bu yönetim sistemini değiştirelim diyoruz. Güçlendirilmiş tam parlamenter evet, sisteme geçelim diyoruz. Şimdi eğer siyasi liderler ve partiler biz de bunları istiyoruz kardeşim. Bunlardan yanayız diyorsa biz o insanlarla işbirliği yaparız. Neden yapmayalım ya? Türkiye'nin dediğim gibi ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan ziyade beraber olmaya, dinlemeye, bir masaya oturmaya, karşılıklı konuşmaya, saygı göstermeye ihtiyacı var. Ben neden? Bakın Mustafa Öztürk ne değişti? Tekrar soruyorum. Ben şimdi farklı bir partiye girdim. Ya arkadaş parti bir araçtır. Parti bir itikat değildir. Parti din değildir. Parti bir araçtır. Ya aynı amaca hizmet etmek isteyen arkadaşlar bu araçta toplanır, yapabiliyorsa yapar. Öyle değil mi? Evet. Mustafa Öztürk'ün karakteri değişmedi ki. Neden bölücü olsun, neden hain olsun? Yani AK Parti 2001'de ayrılırken, bak ben o dönemde AK Parti'yi desteklemiş bürokrat olmama rağmen, farklı toplantılarda bölünmenin anlamı olmadığını, güçlü iktidarlara ihtiyaç olduğunu, ANAP'ın örnek olduğunu söylemişim ilk dönemde, Özal döneminde, Allah rahmet etsin. Şimdi ben bunları söylemiş bir insanım. Şahitleri var. Şuraya geliyorum. O zaman nereden ayrıldı bu arkadaşlarımız? Sayın Cumhurbaşkanımız nereden ayrıldı? Faziletten, refahtan, faziletten. O zaman bazı arkadaşlarımız ne dedi biliyor musunuz? Fazilette ve saadette olan arkadaşlarımız. Amerikan projesi dedi. Amerikan bilmem neyi dedi. Biz dedik ki yapmayın. Bir insana böyle söylemeyin. Bir Müslümana söylemeyin. Ya anayasal bir haktır parti kurmak. Bırakın.
Herkes projelerini söylesin, çalışsın, gayretine göre halk karar verir dedik. Halk sevdi. O günkü değerler bazında sevdi. Siyasette sıkışıklık vardı o dönemde. Partiler anlaşamıyordu, koalisyon mensupları anlaşamıyordu, ekonomi kötü gidiyordu, bankaların içi boşaltılmıştı. 28 Şubat gibi çok ağır bir darbe süreci geçirdik. Halk destek verdi Şaban Bey. AK Parti de güzel şeyler yaptı o dönemde. Yaptı tabii, onu söylüyorum. İlk dönemde özgürlükler önem verdi. İşte dedik ya 3Y diye söyledik. Adalete önem verdi. Kamuda verimliliği arttırdı. İşte vesayet anlayışlarını kaldırmaya çalıştı. Ama gelin görün ki artık o vesayet anlayışları değil, tam tersine gazeteciler tutuklanıyor. Ben çok ya baskıyla ilgili çok güzel bir örnek anlatayım, biliyor musun? Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye'de denetleme eksikliği mi var? Var tabii. Denetleme eksikliği yok. Bilemez. Hiçbir denetleme yok. Sayıştay çalışmıyor, denetleme yok. Tamam mı kardeşim? Bu ayrı. İşte biz denetim mekanizmalarını sürekli aktif hale tutacağız. Bakın Sayın Genel Başkanım, biz parti etik kuralları çıkardık, biliyorsunuz. Etik kurulu var ve şeyi var. Muhalefetin etik kurallarını çıkardık. Biz her şeyi muhalefet etmeyeceğiz. Doğru olanı doğru diyeceğiz, yanlış olanı yanlış diyeceğiz. Bakın Sayın Genel Başkan ne dedi biliyor musunuz? Ben de bu etik kurallarına tabiyim, hiçbir ayrıcalığım yok. Yanlış yaptığım zaman beni de aynı şekilde sorgulayacaklar dedi. Sayın Vekilim, program çok güzel gidiyor. Sorularımız geliyor. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam aramızdan sonra Bursa gündemini konuşacağız. Yereli konuşacağız. Antep baklavasını Bursa'da tanıtmaya adayız. Ama şu anki bizim projelerimiz Bursa'da şubeleşerek, kendi şubelerimizi takip ederek gerçek Antep yöresinin baklavasını Bursa'ya, Bursalıların sunmayı düşünüyoruz. Franchising düşünmüyoruz. Kendi şubelerimizi açmayı düşünüyoruz ama Bursa'da ciddi şubeler açmayı düşünüyoruz. Artı internet sitelerinden Türkiye'nin her tarafına baklava satışımız var. %90 oranında Antep yöresinin ürünlerini kullanıyoruz. Nadir olması gereken farklı ürünlerimiz var ama Bursa'dan aldığımız ham maddelerimiz var ama genel olarak Antep, tamamen Antep. Ki ustalarımızdan tut da bütün imalatta çalışanın tamamı Antep Nizip yöresinden. 3 yıldan beri belli bir prensibimiz var. Kesinlikle malzemeden çalmayacağız. Ve çalmadık. Yani bizim, tabii herkesi memnun etmek tabii ki zordur. Fakat ciddi derecede müşteri memnuniyeti var. Ki hem rakam olarak hem kalite olarak. Rakiplerimiz bazen bu konularda bizi eleştiriyorlar. Niye toptan fiyatına parakende veriyorsunuz? Ya insanlar yesin. Gerçekten Gaziantep baklavası ne demek bilsinler. Yani yedikleri zaman zaten farkı hissediyorlar. Gaziantep baklavasının ne olduğunu. Hiçbir malzemeden kaçılmaz. Her şeyin en iyisini kullanırlar. Ve orada da fiyatlar yüksek değildir. Burada da biz onu niye Antep'i biz Bursa'ya getirmeyelim? Niye Bursa'da olmasın? Niye çok yüksek fiyatlarda insanlar baklava, kaliteli baklavayı alsın ki? Baklava Antep'ten çıkma. Yani onu gerçekten insanlar hissetsin istiyoruz. Yani hem rakam olarak hem kalite olarak. Neden bizi tercih etmesinler? Tabii ki tercih edecekler. Kaliteyi buldular mı? Fiyatta da sağlıklı, hijyenik. Bu fiyatlara herkesin alabileceği rakamlar. Özel paketlerimiz var. Paketliyoruz. Yani en uzak yere 2 günde teslimat yapılıyor. Bir telefon kadar yakınız yani. Hemen bir tıklan. Türkiye'nin her tarafına baklava yollayabilirsiniz.
her zaman gönül rahatlığıyla bütün şubelerimizden gelip alışveriş edebilirsiniz. Herhangi bir katkı maddesi ve kimyasal olmadan tamamen doğal Antep'i ayağınıza getirdik. Buyurun gelin. Kestel Çataltepe Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çiftçiye desteğini sürdürüyor. Sebze, meyve, tarla, sera, bahçe ve süs bitkileriniz için besleyici, güçlü ve etkileyici, %100 organik Vermisafa sıvı solucan gübresi için Bursa'nın tüm köyleri. Bizimle hemen irtibata geçebilirsiniz. Toprak analizi verin, ücretsiz gübre kullanım reçetesi çıkartalım. Haşereleri uzak tutan, hastalıktan koruyan, nemi koruyup suyu azaltan, ilaç içermeyen ürünlerimiz ve verimliliği artırmak için bizimle hemen irtibata geçin. 0800 350 303 11 28, 0537 613 80 27. Ödeme kolaylığı ve tüm kartlara taksit imkanı Vermisafa'da. Vermisafa, özünde doğallık var. Ama öncesinde her soruya açıkız. Her soruya açıksınız. Öncelikle şehir hastaneleri, köprüler, tabii pandemi süreci de var ama şimdi yerele geldiğimiz zaman yine soracağız. Bu yap işlet devret modeli, hastaneler, hasta garantili, yol araç garantili, yabancı sermaye. Bunlarla ilgili nasıl, yani halen yapılmaya devam ediyor? İstanbul ona keza temeli atıldı. Yapılacak, yapacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi Şaban Bey, ben mühendisim. Yöneticilik de yaptım. Dediğim gibi ihalenin ne olduğunu çok iyi biliyorum ya, detaylarını. Bu ihaleler var ya, Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alıyor. Türkiye'yi borçlandırıyor. Türkiye'nin kaynakları israf ediliyor. Çok kötü kullanılıyor. Ne demek istiyorum? Şimdi onu söyleyeceğim size. Bakın, bir tane köprüyle ilgili örnek vereyim şimdi size. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bir tane köprü ya. Biliyorsunuz orada da araç garantili geçiş var. Bir kere kredi alınırken hazine garantisi veriliyor. İki, araç garantisiyle zarar etme hiçbir şey yok ya. Hiçbir kaçış yolu yok ya. Zarar edemez yani. O garantiyi veriyor zaten devlet. Şaban Bey, hangi ticarette yani sen zarar etmeyeceksin diye bir şey var? Abi pazarcıya gidiyorsun. Sebzesi bozuluyor mu? Bozuyor. Meyvesi çürüyor mu? Çürüyor. Giyimci alıyor, satılmıyor, demode oluyor, modası geçiyor mu? Geçiyor. Örnek söylüyorum. İşte şey alıyorsun, emlak alıyorsun, sıkıntıya giriyor, düşüyor fiyatları falan, değil mi? Abi burada her şey garanti ya. Bakın bir örnek. Şimdi 2018 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne verilen para 1.6 milyar lira. 2019 yılında 3.1 milyar lira. 3.1 milyar lira garanti kapsamında. Şimdi biliyorsunuz bir süre önce Çinliler %50'sini, 51'ini almak için müracaat yaptılar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Konuşuldu. Bedel de basına yansıdı. O bedel ne kadardı? 688 milyon dolardı. Yani %100'üne baktığınız zaman projenin toplam bedeli 8 milyar tutuyor. Benim o günkü kurlarla hesapladığım şeyi söylüyorum size. O gün attım yani. Daha önce de konuştuk bunları. Verilen garanti ne kadar biliyor musunuz? Yani 8 milyarı siz bakın ikisinin toplamına bile bölmüyorum. 3.1'e böldüğüm zaman 2.5 milyar yıl yapıyor. 2.5 yılda amorti ediyor. Yani siz 2.5 yılda bunu yapabiliyorsunuz bu köprüye. Bir senelik parayla. Zamları, dolardaki değişiklikleri de aldığınız zaman bu daha düşük. 2 yıla düşer, onu söyleyeyim size. Kaç yıl garanti vermişsiniz Şaban Bey? 10.5 yıl. 10.5 yıl. Peki şimdi soruyorum, 2.5 yıl diyelim. Hadi 2 de demeyelim ya. Siz bir köprü yaparken 4 veya 5 köprü yapacaksınız. Şimdi ben halkıma soruyorum. Samimi soruyorum.
Bunu bir muhalefet olarak sormuyorum. İnandığım için söylüyorum. Canım yanıyor. Üzülüyorum. Onun için soruyorum. Bu kaynaklar... AK Parti içindeyken de konuştum. Konuştum. Bu kaynaklar 83 milyonun kaynakları. 83 milyonun tasarrufu, 83 milyonun vergisi, alın teri. Onun için soruyorum. Ya 4 köprü mü istersiniz, 1 köprü mü istersiniz? 4 veya 5. Bunu söylüyoruz kardeşim. Londra mahkemeleri tahkimde bakacak. Türkiye mahkemeleri bile değil. Neden dolar kuru üzerinden yapıyorsunuz, TL üzerinden yapmıyorsunuz o zaman? Neden iki defa yılda zam yapıyorsunuz? Aynı şekilde hastaneler de böyle. Her ne kadar hasta garantili demeseler de sonra düzeltseler de kira diyorlar. Aynı şey. Değişen hiçbir şey yok. Ankara garı yapıyorsunuz hızlı trende. Yolcu garantili 1 dolar veriyorsunuz. Havalimanı yapıyorsunuz. Yine yolcu garantili diyorsunuz. Olmaz Şaban Bey, olmaz. Cumhurbaşkanımız dedi ki şehir hastaneleri olmasaydı bu pandemi döneminde ne yapacaktık dedi. Lütfen. Bak lütfen. Yani Türkiye'nin hastaneler yapılmasını demiyoruz. Biz hizmete karşı değiliz. Ne hizmete karşı değiliz ya, teşekkür ederiz. Ya teşekkür ederiz. Devlet de yapsın demiyorum. İyi hale yaparsın. Şartlarını koyarsın. Ucuza yaptırırsın. Biz kaynakların israfına karşıyız. İhale yanlışlığına karşıyız. İşte biraz önce konuştuk yine. Sen uygulama aşamasına gelmeyen ihaleye etmişsin. 400 milyon ihale etmişsin. Örnek söyleyeyim 393 küsur milyon. Ya daha 4'te 1'i bitmemiş. Para bitmiş. Ya böyle ihale mi olur? Yani şunu anlatmıyor. Biz kaynakların israfına karşıyız. Tamam mı? Birbirine çok açık söylüyorum. Birilerini ne zengin etmeye, birbirine peş peş çekmeye tabiri caizse karşıyız. Yahu Türkiye'de 7-8 tane müteahhit var. Bütün işleri onlar almıyor mu? Şaban Bey olmaz. Bakın ben nasıl ihale yaptım biliyor musun? Bak bir örnek anlatayım. Sayın Bey, vaktimizi değerlendirelim. Bir bakın ben Telekom İl Müdürü oldum. Dedim ki arkadaşlar herkesten teklif alacaksınız. Ama işini yapan İşinde ehil firma olacak. Bir ihale yapmışım. Küçük bir ihale. Çok küçük bir şey ya. İşte bizim bulunduğumuz kattaki tuvaletlerin tamiri onarılması akıyordu. Misafirlerimiz geliyor. Bir cumartesi gittim çalışıyorlar. Genç bir çocuk var. Biraz böyle düzgün giyinmiş. Selam verdim. Kolay gelsin arkadaşlar dedim. Siz kimsiniz dedim. Ben dedi firmanın sahibiyim. Gemlikli bir çocukmuş. Hatırlamıyorum hala kim ya. Dedim ki gelir misin? Gel odama dedim. Biraz konuşalım seninle. Ne dedi biliyor musunuz? Mustafa Bey, ben sizi tanımıyorum, sen beni tanımıyorsunuz. Biz daha önce bırakın ihale almayı teklif bile veremiyorduk. Kardeşim dedim, sen hak etmişsin, almışsın. Bakın hala tanımıyorum çocuğu. Bakın siz böyle ihale yaparsanız devlet kazanır, kuruluş kazanır. Yoksa biz hizmete karşı değiliz. Tamam mı abi? Şimdi bir de branşını, onu da kısa tutalım. Türk Telekom satıldı. Şu anda da zarar ediyor. Ya da işte aranışı piyasada yok. Bunun faturası ağır olur mu? Oldu zaten. Oldu mu? Oldu zaten. Bak bir örnek anlatayım ben size. Geçen bir televizyonda söyledim. Burada da ikincisi olsun. Artık söylüyoruz. Türkiye şu anda internet altyapı hızında kaçıncı biliyor musun dünyada? Bir rapora göre 102. Bir rapora göre 106. Birincinin 8 dakikada indirdiği bir videoyu biz 2 saat 9 dakikada indiriyoruz. Biliyor musunuz? Daha güçlü. Yani 2 saat 9 dakikada indiriyor. 8 dakika nerede? 2 saat 9 dakika nerede Şaban Bey ya? Ne kadar geri kalmış? 106. diyorum ya. 200 devlet olduğunu düşünün. O küçük yani devletleri de... Yatırım yapılmadı. Bakın ben 23 yıl Telekom'da bir fiil çalıştım. Alnımın akıyla, alın terimle elhamdülillah çok hizmetimiz var. Tekrar söylüyorum. İnsani hatalar ayrı bir şey. İnsanız hata yaparız ya o ayrı bir şey ama... Bakın ben ne yapmam lazım? Milletvekili oldum. Milletim bana ne dedi? Git devletimin menfaatine işler yaptı değil mi? Ben de arkadaşlarım, bölge müdürü arkadaşlarım bir rapor hazırladı. Bu raporu aldım, özetledim. Bilirim ki yöneticiler, liderler, başbakanlar, bakanlar bu kadar çok uzun yazıları, 20 sayfalık yazı okuyamaz. Bir sayfayı özetledim. Kendi düşüncelerimi, önerilerimi de aktardım. Bakın orada müşteri memnuniyeti, memnuniyetsizliği, çalışan memnuniyetsizliği, ondan sonra yatırım yapılmadığı, sunucularımızın dışarıda olduğu, bilgi güvenliğinin olmadığı, siber güvenlik açıklarımızın olduğu, sosyal medya ağlarımızın olmadığı, işletim sistemimizin olmadığı falan hepsi var. Tamam mı? Hepsi var. Yıl kaç? 2012'nin sonu veya 2013'ün başı. Bak bende rapor var hala elimde ya. Ve bir maddeyi söylüyorum size. Telekom borçlandırılıyor, içi boşaltılıyor. Korkarım ki borçlu bir şirket devralacağız. Bu raporu hazırladım, bir sayfaya indirledim. Sayın Başbakanımızın, yani şu andaki Sayın Cumhurbaşkanımızın
danışmanlarına verdim. İki defa da sordum, verdiniz mi dedim. O zaman da milletvekiliyim. Tabii milletvekiliyim, masasına da koyduk dediler. Ben bundan sonra daha ne yapacağım Şaban Bey? Öger, Oger yani Hariri ailesi kaç para borç götürdü biliyor musunuz? 4.75 milyar dolar. Bu borçtan dolayı bankalar el koydu biliyorsunuz. Onların isterler ama değeri o kadar yok. Türkiye'ye 2000, ben özelleşti 2005'te biliyorsunuz. O günden beri Türkiye'ye yatırım yapılmadı. Ben yapılım yapılmadığını söyledim. Hatta daha sonraki bakanımıza da verdim bunu. İsmini söylemeyeceğim. Bir gün gece 2.30'da meclis çalışıyor. Ara verdik, çorba içiyoruz. Yanında da yine bir bakanımız var. Tanışıyoruz yani hep beraber. Bana ne dedi biliyor musun? Mustafa dedi, Mustafa Bey kardeşim dedi. İlk defa dedi, yıl ya 2014-15. İlk defa dedi, yatırıma dedi %20'sini ayırdık dedi. Şaban Bey o güne kadar birebir temettü dağıtılıyordu. Birebir temettü ne demek biliyor musunuz? Gelen bütün kar ortaklara dağıtılıyor demektir. %55'ini o dönemde o göre alıyor. Biliyorsunuz ilk %45'ti. Ondan sonra halka açıldı. Devletin şu andaki şeyi %25 civarında. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Telekom'a, telekom sektörüne yatırım yapılmadı. TürkSat bilerek yatırım yapılmadı. Geri bırakıldı. Halbuki o dönemde Türk Telekom'dan sonra altyapısı en güçlü şirket TürkSat'tı. Eğer TürkSat'a yatırım yapılsaydı, TürkSat güçlendirilseydi bugün alternatif bir operatörümüz daha olacak, Türkiye'nin değeri olacaktı. Üzülüyorum. Sadece üzülüyorum. Evet. Sayın Vekilim, ama onun üzerinden önce size bir soru daha soracağız. Şimdi çalışma yapılırken pandemide siyaset vatandaşımızın biri en yüksek oyu aldınız dedik yani en yüksek oyu Davutoğlu döneminde başladı. Seçimler. Yani seçim olsun. Görelim diyor. En yüksek oyu aldınız. Ya da Mustafa Bey aday olsun da görelim oy aldınız. Yani güvenilir seni. Tamam Bey. Her şey oy değil. Gerçekten oy değil. Her şey güç değil. Her şey para değil. Biz niyetimiz temiz. İyi ilkeler, iyi değerler, iyi program yaptık, iyi insanlar seçtik, biz yola çıktık. Gayret bizdendir, takdir Allah'a aittir. Başarılı oluruz olmayız, iktidar oluruz olmayız. Bu Allah'ın bileceği, bizim gayretimizle alakalı bir hadise. Millet karar verecek, sandıkta karar verecek millet. Yani biz umutluyuz, biz inançlıyız, gayret edeceğiz. Biz buna bakıyoruz. Bakın ben bu soruya şöyle bir cevap vereyim, tamam mı? Yani AK Parti bugün her türlü gücü kullanıyor. Nereye gidiyor? Geriye gidiyor. Ben halkın arasındayım, esnafın arasındayım, pazarcıların arasındayım. Geçen pazarcılar arasında ziyaret ettik, mimarlar arasında ziyaret etti arkadaşlarımız. Yani ben asgari ücretlinin yanındayım. Ben otobüse biniyorum, ben Bursaray'a biniyorum. İşte geçen bir gazeteci fotoğraf çekmiş Bursaray'dayken. Yani halkı biliyorum. Halk kaçıyor kardeşim. Halk terk ediyor AK Parti'yi. Bundan dolayı terk ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir videosuyla ve sözüyle bu soruya cevap vereyim bu arkadaşımızın soruna. Yani her şey para değil, iktidar değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Değerlerinizi korursunuz, iktidar olmayabilirsiniz. Yani güç bende değil yani. Değil. Yani güç halktır ya güç. Halka hizmettir güç. Yoksa senin gücü kullanman demek değildir. Gücü de zulmetmek için kullanmayacaksın, adaleti kullanacaksın. Muhsin Yazıcıoğlu ne dedi biliyor musun bir videosunda? Ben yayınladım, benim Twitter hesaplarımda var. Bir saniye sonrasına hükmedemediğimiz bir hayat için, siyaset için söylüyor. Bu kadar fırıldak olmaya değer mi diyor. Yapmayın diyor, etmeyin diyor. Biz düz kalacağız, biz düz yürüyeceğiz, dosdoğru olacağız, düz oturacağız, düz kalkacağız diyor. Yamulmayacağız diyor. Kardeş, şunu söylüyorum, pırıldak olmaya değmez. Milletvekili olmaya hiç değmez. Bakan olmaya değmez. Bunlar ünvandır, ünvar yer gelip geçer. Önemli olan senin rettiklerindir. Bakın bir örnek anlatayım. Geçen bir arkadaşım İznik Elbeli'ye gitmiş. Orada 4 gün sokağa çıkma yasağı var, orada kalacakmış. Benim Telekom'dan bir arkadaşım. Beni aradı, isim vermeyeceğim şimdi. Dedi ki, buradaki dedi geldiğim arkadaşın selamı var dedi size dedi. Hatırlıyor musun dedi. İlk anda hatırlayamadım ondan sonra. Dedi ki ya siz şu ailesinin şu işini, meşru bir iş tabii. Yani faydalı sağlamışık. Size her gün dua ediyor dedi. Üstad biz duaya talibiz. Hem de bilinmeyen dualara talibiz. Onu söyleyeyim size. Mesela Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu milletin gönlünde taht kurmaktır. Muhsin Yazıcıoğlu iktidar olmadı ama Türkiye'de birçok siyaset tıkandığı zaman o siyaseti açtı
Mesele sadece iktidar almak değil ama her parti iktidar olmak için gelir, gayret eder, çaba sarf eder, milletin vereceği karara saygı duyar. Biz demokrasiye inanıyoruz, onu söyleyeyim size. Evet, diye bir virüs pandemi süreci yaşıyoruz. Peki Bursa'mızda ve Türkiye genelinde devletimizin yapmış olduğu kredi desteği var. Bazı belediyeler belediye çalışmaları engellendi. Engellendi. Yani aslında AK Partili belediyeler Gaziantep bir örneğiydi. O yaptığı uçak. Olmaz. İstanbul'a engelledi. Ayrımcılık olmaz. Bu pandemi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bir kere bakın, bu ayrımcılığa karşıyız. Yerel yönetimler de tamamı Türkiye'nin anayasasına, yasasına göre seçimlerle gelmiş insanlardır. Onların yaptığı hizmetleri engelleyen olamayız. Kim olursa olsun. Sadece denetleriz Şaban Bey. Denetlememiz lazım. Bak biraz önce siz de sordunuz. Denetleme mekanizmaları herkese açık olmalı ama eşit olmalı. A partili denetleyelim, B partiyi denetlemeyelim. Olmaz. Ben iktidarım, denetlemeyelim. Millet bilmesin ama öteki partiyi vuralım, kıralım, yok edelim. Olmaz. Herkese eşit kardeşim. Bakın halk 2019'da yerel seçimlere gitti değil mi? Neye karar verdi? Birçok büyük şehirde değişime karar verdi. Peki 4-5 tane büyük şehirde belediye başkanlarını iktidar görevden aldı biliyorsunuz. Gerekçesini açıklayabildi mi? Açıklayamadı. Açıklayamadı değil mi? Halk bunları sordu kardeşim. Hayır, sordu. O yüzden oy vermedi. Bakın bunların sebeplerini araştırsınlar. Biz bunları o dönemde söyledik. Ben 2017 atmışım, bak gidiyor demişim. Bak gidiyor, iktidar gidiyor demişim. Yerel yönetimler kaybediliyor, ondan sonra iktidar da gider demişim. Daha ne yapayım? Şuraya geliyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın bu ayrımcılığa karşıyız. Herkes yasalar çerçevesinde, belediye imkanları çerçevesinde halka olacak, halkın ihtiyaçlarını gidermesinin önünü açmamız lazım. Devletin görevi budur, hükümetin görevi budur. Denetle abi, yanlış yapıyorsa denetle ya, gereğini yap. Kim olursa olsun, ben de olsam gerek yap. Şimdi pandemiye gelelim. Pandemi, o süreçte neler yaşandı bakın şeyde. Birincisi, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani öncelikle sağlık, başta doktorlarımız olmak üzere, sağlık teknisyenlerimiz, hemşehrilerimiz, yani hizmetliler, bakıcılar, güvenlik görevlileri, polislerimiz neyse, sağlık sektöründe çalışan her bir kişiye, insanımıza, çalışanımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara gerçekten canı gönülden dua ediyorum. Allah onları korusun, sağlık sıhhat afiyet versin, gayretlerini arttırsın. Çok büyük fedakarlık yaptı, onu söyleyeyim size. Yani. Bakanımıza da tabii, yani bakanımıza açıklamalar yaptı. Ama bu eksikler olmadığı anlamına gelmez. Tamam mı abi? Yani bunu görelim. Devletin yaptığı her iyi işe teşekkür ederiz. Yaptığı yanlışları da söyleyeceğiz. Daha iyi olması için söyleyeceğiz. Öneri getireceğiz arkadaş ya. Problem yok. Yani bu süreçte sonradan alınan sokağa çıkma yasakları, alınan tedbirler, hepsine teşekkür ederiz. Ama biz Gelecek Partisi olarak daha hiç kimse bu tedbirleri almadan, Sayın Genel Başkanımız biliyorsunuz ilk halkın karşısına çıktı, bu tedbirleri ekonomi dahil anlattı. Anlattı değil mi? Hiç kimse yoktu daha o şeyde ya. Şimdi bakın ben de söyledim. Şehirler arası izolasyondan, kısıtlamadan, seyahat yasaklarından gelin, bunları ben de söyledim. İşte Sayın Genel Başkanımız bizlerle yaptığı istişare sonunda bunlar. Şimdi geliyorum bakın. Sıkıntı ne peki? Bu pandemi sürecinde ne oldu? Amaç neydi orada? Ya bu bir salgın. Şu dünyayı etkiliyor. Burada bir canın hayatta kalması, bir kimsenin sağlığını koruması, ayakta kalması, iş adamlarının, esnafın, herkesin ayakta kalmasını sağlamamız lazımdı. Ve bütün milli seferberlik ilan edip bunları yapmamız gerekiyordu. Şimdi eksikler yok muydu? Yoktu, ben size söyleyeyim. Bak birincisi, benim gördüğüm şeyleri söylüyorum. Objektif ya. Türkiye biliyorsunuz bir, tedbir almada ve uygulamaya geçmede geç kaldı. Ne demek istiyorum? Biliyorsunuz Ümre. Çin'de Türkiye ülke olarak bu anda sadece Umre değil. Ya İtalya, Avrupa, Çin, bütün seyahatler devam ediyordu ve giriş çıkışlar yapıldı. Her taraftan geldi ya, sadece Umrecilere bağlamayalım lütfen. Tabii ki onun da tedbir alınması lazımdı ya. Onlar da, o da eksiklikti. Yani olmaz. Bakın burada Çin'de Aralık ayında çıkıyor, Ocak ayında yayınlaşıyor. Bizde ne zaman ilan edildi? Mart'ın ikinci haftası. Ya o arada 2 ay var Şaban Bey ya. Siz buradaki giriş çıkışları kısıtlasaydınız, tedbirleri alsaydınız bu kadar yayılmazdı, onu söyleyeyim size. Şimdi iki. Peki o zaman ekonomi daha geri gitmez mi mesela? İyi de insanımız sağlığını kaybederse,
Örnek söylüyorum, işte hayatını kaybederse ekonominin ne anlamı var, anlamı yok demiyoruz. Türkiye daha önceki tedbirleri alsaydı ekonomik olarak güçlü girerdi bu pandeme, elindeki imkanları bu arkadaşlarımıza, esnafa, çiftçiye, üreticiye, pazarcıya, berbere, restoranta, neyse kim etkilendiyse bunları açar ve bunları desteklerdi. Ama Türkiye ekonomisi iyi girmedi ki, Türkiye ekonomisi iyi olmadığı için bunları yapıyor. Bakın ikinci şey ne? Maalesef sahada alınan verilerle açıklanan veriler arasında, bu benim şeyim değil, güvensizlik oluşturuyor. Yani bakın, bir hastane doktorundan aldığım bilgiyi söylüyorum, samimi söylüyorum ya. Biz şu kadar test gönderdik. Tamam, bu testin üçte bir oranında bize geldi, şu kadar yapabiliriz, bunların hepsini dedi, yapmadık dedi. İyi de arkadaş, yani böyle bir şey olur mu ya? Olmaz. Siz de biliyorsunuz ki DSÖ'nün, yani sağlık örgütünün pandemi kurallarıyla Türkiye'de şeylerle, hayatını kaybedenlerle ilgili söylüyorum. Verilen şeyler aynı değil. Yani alınan bazı değerler aynı değil. Tabii aynı değil. Dolayısıyla Türkiye bir iki şeyde bazılarını bulaşıcı hastalık diyor, öyle yazıyor. Bak, bunlar doğru şeyler değil. Biz istiyoruz ki Türkiye'de keşke hiç kimse ölmese. Keşke bu tedbiri alabilsek, tamam mı abi? Hepimizin isteği bu. Keşke hiç kimse hastalanmasa. Ben burada bu pandemiden dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Çok samimi söylüyorum. Gerçekten söylüyorum. Yani bu farklı bir şey. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Yani güven olgusunu kaybetmememiz lazım. Onu söylüyorum ya. Bu süreçte yine gündeme salgınla alakalı olmayan ve acelesi olmayan işleri aldılar, biliyorsunuz. Biraz önce dediniz ya siz. Ne demek? İşte Kanal İstanbul. Ya iki tane köprünün proje ihalesini yaptılar ya, maskelerle. Yapmayın Allah aşkına. Kaçıyor mu bu ya? Ve bakan görevden alındı, biliyorsunuz. Neden görevden alındı? Bu da etkili. Ama yurt dışı giriş çıkışları zamanında tedbir almadığı için işte bakan gitti. Biz o zaman da bunu söyledik. Yapmayın dedik ya. Hastane oluşuna ne? Geliyorum işte, geliyorum. Bakın. Ya bu da var orada. Yine bakın, bu süreçte çok tutarsız, çelişkili kararlar aldılar. Ne demek? Sokağa çıkma yasağı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun, biliyorsunuz, istifasına kadar gitti. Ondan sonra geri alındı falan filan. Ya arkadaş, ya bir bakan sokağa işte ben diyor, karar verdim diyor. Önce Cumhurbaşkanımız diyor. Ondan sonra ben yaptım diyor. Bu sorunu üzerime alırım diyor. İstifa ediyorum diyor. Ondan sonra diyor ki işte istifa ediyorum. Ondan sonra ayrılma falan. Olmaz. Yani oradaki kargaşayı düşünün. Bu sadece orada değil ki. Maske dağıtımını düşünün. Önce ne dendi? İşte serbest. Ondan sonra dedi ki biz dağıtacağız. Maske satışı olmayacak dedi. Ya önce şey dendi. PTT dendi. Ben tweet attım o gün. Dedim ki bak, PTT'nin iş gücü buna uygun değil, yapmayın. Hem süre gecikir, hem bulaştırıcı olur. Arkadaşlar dağılıyorlar, yazık olur onlara. Halkımıza yazık olur. Gelin yerel yönetimleri, muhtarlıkları, belediyeleri, işte yerel yönetimleri, ondan sonra eczaneleri, her dağıtım kanalını kullanın. Ne oldu Şaban Bey? Ondan sonra PTT, E-Devlet, ondan sonra tekrar falan derken başa döndük. Yazık, Türkiye zaman kaybetti, bu kadar kargaşa oluşturduk. Gitti. Öyle döndü yani. Bakın, Atatürk Havalimanı gibi yanlış kararlar aldılar bu dönemde. Ne demek istiyorum? Şu, kaynakları israf ettiler. Ya Atatürk Havalimanı, bakın, yapılmaması lazım bence. O pistler bozulmaması lazım. Bunu ayrıca tartışalım. Ama orada zaten binalar var, hangarlar var. Ya öyle bir, siz şeklini gördünüz mü nasıl şu anda hastane yapıldığını? Yazık, yazık, yazık. Bak, o binalar var zaten ya, onları kullan. Eğer acilse onları kullan. Hem pandemi azalıyor diyorsun, etkisi azalıyor diyorsun. Yoğun bakıma ihtiyacımız azalıyor diyorsun. Hem de pistleri yok ediyorsun ya. Milyar dolarlık pistleri yok ediyorsun. Şaban Bey, olmaz. Tamam mı? Bakın, Atatürk Havalimanı Türkiye'nin bir değeridir. Türkiye'nin bir birikimidir. Lazım olacak, merak etmeyin. Sağlık kompleksi olacakmış orası. Olmaz ya, olmaz. Böyle bir şey olmaz. Şimdi ne diyorlar biliyor musun? Yurt dışından şey getireceklermiş. Görecekse şimdi ne olacak biliyor musun? Bunu da bahane ederek oraya oteller yapacaklar. Belki AVM yapacaklar. Yazık olacak. Tamam mı? Yanlış. Bakın, yanlış. Gerçekten yanlış. Bir başka şey ne biliyor musunuz? Ekonomik program açıkladılar. İşte biraz önce sizin geldiğiniz gibi. Şaban Bey, burada sadece 20 milyar lira civarı, 1000 TL civarı şeye yansıyor direkt. Onların hepsi vergi öteleme, borç öteleme. Tamam mı? Bunlar ya direkt cebine giren bir şey yok. Bunlar sadece öteliyorsunuz. Ya ne olacak? 4 ay sonra ne olacak? Esnaf ne yapacak? Berber ne yapacak? Restoran ne yapacak? Çiftçi ne yapacak?
Dolayısıyla bakın başka ülkelere baktığınız zaman direkt destek verdi, siz biliyor musunuz? Gayri safi milli hasılarının %8'e varanını Türkiye yüzlere bile gelemedi daha. %1'lerde falan geçiyor. Şimdi bakın Amerika'da bir arkadaşımız var, profesör. Ben 4 kişiyim diyor. Direkt bana çek göndermişler. $1,200. Çek. Amerika. Tamam mı? Şuna. Ya pandemi de epey bir yıprandı, merkez oldu falan. Onları tartışırız ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Direkt yardım yok. Yani yanlış politika, çünkü bizim Gelecek Partisi'nin açıkladığı programa bakın, direkt yardımlar var. Bunlar olmaz. Nasıl yapılacağı da açık. Bir şirket kurulacak biliyorsunuz ve bunlar halka şey yapılacak, şeffaf bir şekilde açıklanacak halka. Ve burada da bakın bir sıkıntı daha var. Geçen bir şeye girdim. Taksiciye bindim. Taksiciye dedi ki, abi dedi ya bak ben emekliyim ama çalışmak zorundayım dedi. Bak ben kendimi tanıtmıyorum. Dedi ki ya biz dedi hiç öyle dedi, direkt 1000 lira falan almadık dedi ya, nereye gitmiş bunlar dedi. Abi dedi bak ben 1300 lira civarındaki 1500 lira çıkardık, biliyorsun asgari çıkardık deniliyor şimdi, ben bilmiyorum, bakmak lazım. Ya taksici bunu söylüyor. Geçen birisi aradı yine bir şey, dedi ki ya Mustafa Bey dedi ben dedi imkanım yok, çalışmıyorum ama dedi bana dedi işte dedi, böyle bir şey yatmadı dedi, bunlar kim alıyor dedi. Demek ki toplumdaki bu güvensizliği kaldırmak lazım, şeffaf olmak lazım. Üstad bak bir başka şey, bu şeffaflık ilkesini uygulamazsanız işte bu güvensizlik oluşuyor. Güvensiz olduğu yerde doğru yapsanız da halk artık size güvenmediği için inanmıyor. Ben size söyleyeyim. Bir başka şey, kısa çalışmaya getirdiler biliyorsunuz değil mi? Bu da işsizlik fonundan ödeniyor. Ya bizim önerimiz neydi? 1700 civarında, 1700 evet, küsur civarında bir şeydi. Katkıydı. 1700. Direkt bizim evet, Gelecek Partisi'nin önerisi. İlk açıklananda. Peki kısa çalışma ödeneği ne kadar? 1150. 1200 ile 1200 lira civarında bir şey 1150 ya. 1150 falan işte. Yazık ya. Ya nerede ya? Nasıl geçinecek bu adam işte? Hayır, onu da işsizlik fonundan vermiyor mu? 30 tabii şimdi. Yani benim işsizlik maaşımın atıyorum 10 ay maaş alacaktım. 3'ünü çık 8 ay alacaktım. Şaban Bey, biliyor musun? Bak devlet de doğru kullanmıyor kaynakları. Ama maalesef üzülerek söylüyorum. Ben dürüst yapmayan arkadaşları kastetmiyorum. Alt tarafta biz, bak dün bir mali müşavirdeydim. Genç bir kardeşimiz, benim imatipten bir kardeşim. Ya diyor ki abi diyor, ya arka planda diyor çalıştırdığı halde diyor kısa çalışma ödeklerini aldılar diyor. Ya yapmayalım lütfen. Devlet doğru yere versin, doğru kaynakları kullansın, direkt destek yapsın. Ama öteki taraftan da biz de devlete yanlış yapmayalım, tamam mı abi? Sayın Vekilim, burada bir soru geldi. O ek ödeneği 2 aydır alamıyorum diye. Evet. Yani ben alamıyorum, biliyorum ben toplumda yaşıyorum kardeşim. Farklı yerde yaşamıyorum ki, bu çıkardığım notlar hepsi halkın karşılıkları bunlar. Peki, ya. Peki siz bir dönem Büyükşehir Belediyesi'ne de adaylığı yaptınız değil mi? Doğru. En son geçen sene Ekim ayında, Kasım'da biliyorsunuz netleşti. Kasım ayında şeydim, adaydım. Şimdi Recep Altepe'nin dönemi, işte Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en çok borçlu belediyesi ilan edildi. İşte bugün İpek Böceği tebir attı. Şu anda yine Yalova yolundaki, bununla ilgili işte TOKİ'ler tartışıldı, stadyum tartışıldı. Şu anda yerelde neler yapılıyor? Şimdi Şaban Bey, o dönemde de bir, ulaşıma bu kadar kaynak aktarıyorsunuz, çözemiyorsunuz dedim. Neden dedim sebepleri? Yanlış yapıyorsunuz çünkü. Ya imar mantığınız yanlış, şehri dağıtmıyorsunuz. Ondan sonra ulaşım mantığınız yanlış. Tamam, yerin altından yapın dedim. Gelin bakanlığa gidelim, bakanlık katkı yapsın, beraber yapalım dedim. Yer gerçekten çok öneriler sundum biliyor musunuz ya? Çok ciddi öneriler. Hiçbir tanesine kale almadı. Bak kale almadı. Dolayısıyla ondan sonra Sıdat'ın yeri yanlış dedim. Bizden önce başladı biliyorsunuz. Yeri yanlış, belediyenin yapması yanlış. Tamam mı abi? Hepsi yanlış. Evet, i̇lk baştan DSP'li belediye. Hepsi yanlış abiciğim. Yani Hikmet Bey biliyorsunuz orasını söylemedi. Hikmet Bey Halin orasını söyledi, bir de Buttim'in orada yer gösterdi. Ya siz şehrin içinden kaldırıp yine şehrin içine daha kötü bir şey yapıyorsunuz, tamam mı abi? Orada kalsaydı daha iyiydi, ben size söyleyeyim. Hem ambiyans olarak daha iyiydi, tezahürat olarak söylüyorum. Hem ulaşım olarak daha iyiydi, bu kadar kilitlemeyecekti. Hem de bu kadar para, bir de maliyeti çok yüksek. Şaban Bey bak ben biliyorum. Ben il biliyorsunuz valinin topladığı kurullar oluyor ya. Orada sordum. Benim sorduğum dönemde 480 milyon harcandığını söylediler. Daha sonra da kamulaştırma falan 750 milyona minimum çıktığı söyleniyor. 720. Ya bir şizat yapıyorsun ya. 100 milyon, 150 milyon yaptıklarını 750 mi çıkarıyorsunuz? Kaynaklar böyle israf edildi. Çok söyledim.
İşte dedim ki bak yerin altından yap. Yapma Yıldırım Etapı'nı, Yalova yolunu dinlemedi. Dedim belediye binasını oraya yapma. Gel Buzkin'in orası zaten biliniyor. Bak Bursaray istasyonu da var, oraya bir bina çıkalım. Tamam mı abi? Oraya yapalım. İhaleler yanlış yönetiliyor. Ben bunun üzerine bak şimdi bunu ikinci üçüncü açıklıyorum, tamam mı? Bunun üzerine bir rapor hazırladım. Dedim ki lütfen bak yapılan 10 tane işin 8 tanesi yanlış. Yeni bir aday bulalım dedim. 2014'te. Dinlemediler. Ne yapayım? Direkt başbakana, genel merkeze ve Bülent Arınç'a verdim. Bende raporlar hala var. Ne yapayım abicim, mücadele ettim. Bursa'nındı. Bu ülkenin kaynaklarıydı bunlar. Ya alın terimizdi, işte onu söylüyorum. Bakın. Peki şu da var. İmar meselesini söyledim. Peki başkanım şu da var. Sayın vekilim. Özellikle burada şimdi Ali Nurak Taş gelse. O yüzden aday oldum. Bak. Mustafa Öztürk de gelse Borçlu Belediye ne yapabilirsiniz? Ya siz kaynağı israf ederseniz tabii borçlu olursunuz. Şu anda Yıldırım Belediyesi'nde şu anki belediye başkanı. Şaban Bey borçlu. Bak başından beri ne söylüyoruz? Bir, israfı önleyeceksin. İki, kaynakları doğru kullanacaksın. Üç, öncelikleri iyi belirleyeceksin. Dört, yeni kaynaklar bulacaksın. Bakın bizim geçen hafta açıkladığımız şeyde şu yapıştet devlet modelini konuştuk ya, köprüler evet. Falan. Arkadaş oradaki kaynakları alsan bu EYT'nin yani erken emeklilik var ya, o sorunu çok çözüyorsun biliyor musun ya? Kaç tane EYT'yi çözüyorsun ya? Kaynakları doğru kullanırsan borç olmaz. Ya siz ihaleyi örnek anlatayım yeni arkadaşımızdan, sağ olsun. Arkadaşımız bizim ya, biz kimseyi şey yapmıyoruz yani, yine dostuz ya, bu ayrı bir şey ama yanlış iş yapıyorsa. Siz biliyorsunuz 50 milyonluk bir borç aldılar, kredi çıkarttırdılar, hatırlarsınız. Reklam yaptılar. Ya borcun reklamı olur? Hadi tamam aldın. Doğru yerde kullandın. Peki ondan sonra da basına bir haber çıktı. 30 milyona belediyenin hizmetlerini anlatmak üzere organizasyon şirketine 30 milyona ihale ettiler abici. 30 milyon. O para oraya gitti. Ya ne oldu? Allah aşkına işte al sana. Ya bir tane batçık yap. Bir tane köprülük kavşak yap. Bir tane şeyi çöz. Ya 20 kilometrelik neyse kaç kilometre asfalt yaptın 3 yılda. 200 metrede bir büyükşehirde yazdırttırdın. Başımıza kaka onu söylüyorsun ya. Olmaz Şaban Bey, olmaz. Şimdi şöyle bak, bir şey belediye ya. Hizmet edecek kaynakları oluşturacaksın. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Borç işte bu yanlışlardan dolayı oluyor. Bu yanlışları önlersen borç yapmazsın. Peki, belediye gayet güzel hizmetlerini yapar. Sayın Vekilim, geçmişe baktığımız zaman Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanlığı yapmış ve başarılı bir belediyecilik sergileyen bir doğru. Lider. Doğru mu? Doğru. Peki AK Parti'nin belediyeleri hiç mi Cumhurbaşkanımız görmedi? Hiç mi Bursa'ya gelmedi? Kime inandı? Şaban Bey. Denetim eksikliği dediğim bu. Yani bir il başkanına mı güvendi ya da Mustafa Öztürk'ün verdiği rapora mı güvendi? Bursa iyidir. Bize güvenmedi işte. Ya yani yok hani. Güvenmedi derken güvensizlik olarak değil de değerlendirilmedi, öyle diyelim yani. Ben mesela millet bahçesi yapıldı eski stadın oraya. Kaç defa değişti orası? Hayır. Sayın Cumhurbaşkanımız oraya geldiğinde Recep Altepe'ye hatta dedi ya koş dedi başkan evet, dedi falan. Ben de oradaydım. Biraz dalga geçer gibi bir şeyler yaptı. Evet. Sonuçta oraya bir masraf edildi. Olmadı. Tekrar bir daha. Şaban Bey 3 defa farklı proje yapıldı oraya. 3 defa. Ya israf. İsraf ya. Tamam mı bak. İsrafı önlersek tekrar söylüyorum. Kaynakları iyi kullanırsak, öncelikleri belirlersek, yeni kaynakları oluşturursak yaparız. Gerçekten yaparız. Hiç merak etmeyin ya. Bu ülkenin kaynağı var abicim. Alıyorsun işte. Ya bakın çalıştırdın insanlara bak. Bakın benim belediyede çok arkadaşım var. Peki. Bak çok önemli bir yerde. Bir soru geldi şimdi. O soruyu sorayım. Siz belediye başkanı olsaydınız T1 hattını yani heykelden dolanan bulunduğumuz bölgeden dolanan hattı ve Yalova hattını iptal eder miydiniz? Yalova hattını yerin altına alırdım. Tamam mı? T1 hattını tekrar değerlendirir. Şöyle değerlendirdim. Biliyorsunuz İstanbul'da metrobüsler var. Metrobüsle kıyaslar. Bir, yolcu taşıma kapasitesine bakardım. İki, hıza bakardım. Tamam mı abi? Maliyetine bakardım. Buna göre değerlendirme yapardım. Kaldırıp kaldırmayacağım öyle karar verdim. Şu anda çalışmıyor. Ama sebebi ilk nedir? Anda yapmazdım. Bak ben olsaydım ilk projeyi yapmazdım. Çok açık söylüyorum. Şu anda çalışmıyor. Sebebi nedir sizce? Bilmiyorum. Gerçekten mi? Acaba iptal mi edilecek? Bilmiyorum abi. Bak ben ilk anda yapmazdım onu söyleyeyim size. Şu nostalji treni. Ya yapmayın, Bursa'nın nostaljisi yok ki. Beyoğlu'nun nostaljisi var. Daha önce varmış orada. Bursa'ya olmayan nostaljiyi nasıl koyuyorsunuz siz? Yapmayın Allah aşkına. Ya bakın ya Cumhuriyet Caddesi'nden o dönemde dolaştım. Bak ben milletvekiliyim. 6 saat Şaban Bey 6 saat dolaştım. Esnaf şikayetçi. Bak birkaç kişi sadece gelecekten umutluyuz dedi. Yapılan, uygulanan projeden hepsi rahatsızdı. O dönemi söylüyorum ya. Benim arkadaşlarım var. Meclis üyesi arkadaşlarım var yanımda şahit.
Orta yerde, bak orta yerde 6 saat dolaştım diyorum size. Orta yerde karşılaştık başkanla. Her gittiğimiz yerde oturuyoruz, sohbet ediyoruz tabii arkadaşlarımız. O caddenin ortasında karşılaştık başkanla. Yanında da ekip var ya, böyle kalabalık biliyorsunuz. Sayın Başkan dedim. Bak, esnafın şikayetleri var. Lütfen bunları dinleyin. Olacak olanları yapalım dedim. Aynen bak. Yok ya dedi. Biz de geziyoruz dedi. Hiç kimsenin problemi yok dedi. Onlar dedi işte dedi menfaatleri gidenler dedi. Yapma ya. Allah aşkına, ben bu kadar esnaf dolaşmışım. Senin milletvekilin söylüyor. Sağdaki olan arkadaşın söylüyor. Bir kale al be kardeşim. Şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanı Aylin Aktaş seçim sürecinde beyannamelerini gördük. Basında çıktı, gittiği yerlerde. Trafik problemi Bursa'da başlı başına bir problem değil mi, evet, trafik? Yani bugün küçük sanayiden... Neyi küçük sanayisi? Özce'nin orada ben Özce'de oturuyorum. Kilitli. Buraya gelemiyoruz, kilitleniyor akşam trafiği. Yani çözeceğini söyledi. Hatta alternatif yollar dedi. Ne zaman dedi? Uzun vadeli. Mesela 4 seneye, 5 seneye yardı. Belki 10 seneye yardı. 3 sene geçti. 3 sene geçti. Evet. Sen siz 4 sene dediniz, 3 sene geçti. Hangi hizmet var bana söyler misiniz? Halka soruyorum ben, söyler misiniz? 3 senede Büyükşehir Belediye Başkanı hizmeti nedir? Pandemi sürecinde yolları tamir ettiler. İşte canım biraz asfalt yaptırdılar ya, başka bir şey yok. Kaç kilometre ya? Ya bir zengin çıksa hayrına dese ki lan ben Bursa'ya hayrım olsun. Dua etsinler bana, onu yapar, onu söyleyeyim sana ya. O kadar çok büyük bir iş değil. Ya belediyenin gelirlerine, kaynaklarına baktığınız zaman, cirosuna baktığınız zaman o öyle... Sayın ya bir de kavşaklardaki Recep Altepe'nin, Sayın Başkan'ın başladığı o şeyleri biliyorsun, göbekleri kaldırdılar. Başka bir şey yok. Gelecek Partisi iktidar oldu. Türkiye genelinde, yerelde de iktidar oldunuz. Tek başınıza diyelim ya da koalisyon. Doğan Bey TOKİ hakkında ne düşünüyorsunuz? O zaman da söyledim. Doğan Bey TOKİ çok yanlış bir projeydi. Yok, tıraşlar tamam mısınız mı? Yoksa? Tıraşlarız tabii, hiç problem yok. Tıraşlarız. Tıraşlarız. Tamam mı? Şunu söylüyorum. Bakın, Doğan Bey TOKİ hiç olmaması gereken bir şeydi. Tarihi yok ediyorsunuz. Ya görselliği yok ediyorsunuz. Şehrin yeşilliğini yok ediyorsunuz. Şehri yoğunlaştırıyorsunuz. Trafiği sıkıştırıyorsunuz. Her şey kötü, her şey. Neresinden baksan kötü. Gidin Uludağ'a çıkın. Doğan Bey TOKİ'yi görüyorsunuz. TOKİ demeyelim ona. Doğan Bey diyelim. Çünkü TOKİ, ben TOKİ başkanıyla bir görüşen benim, biliyor musunuz? Bakın şeyde. O zamanın sonradan bakan oldu biliyorsunuz. Aynen söylediği şey ne? Neden dedim ya buraya izin verdiniz? Bak bende raporları var. Hepsinin raporları var ya. Dedi ki bir bakanımız aradı, yap dedi. Biz de yaptık. O kazı şeyde, Gürsun'un o tepesinde, dağlarda var ya. Orasını da bir bakanımız yap dedi. Yaptık dedi ya. Ya olmaz abicim, araştıracaksın ya. Doğruysa yapacaksın. Ama şimdi yıkması, tıraşlaması çok pahalıya bedel bağlı. Tabii, bedel tabii yani şimdi. Bakın ben bir örnek anlayayım. Kentsel dönüşümle ilgili. Türkiye'de kentsel dönüşüm istisna yerler olabilir. Ama maalesef kentsel dönüşüm değil. Ransal dönüşüm. Ne demek istiyorum? O gün de yazdım. Var. Benim tweetlerimde var ya. Ya biraz dikkate alın. Bakın bir gün ilk kentsel dönüşüm çıktığı zamanlarda bir belediye başkanıyla beraber gidiyoruz kentsel dönüşüm yerine. En fazla da Bursa'da gündeme getiren benim yani. Kentsel dönüşüm olsun diyen adamım. Ama bu şekilde değil. Bakın bir örnek anlatayım, çok önemli. Yolda gidiyoruz. Dedim ki ya başkan, isim vermeyeceğim şimdi. Başkan dedim, keşke bu kaçak yapıları engelleseydiniz. Ha, AK Parti döneminde kaçak yapı azaldı, doğru, kabul edelim, ama bitti değil. Daha az kaynakla daha fazla, daha kısa sürede iş yapardık dedim. Ya vekilim dedi, yaptırmadık dedi. Dedim ki ya başkan bak, ben telekom ili müdürüyken bağlanamayan telefonları soruyordum neden diye. Benim arkadaşlarım fotoğraf getiriyordu. Benim Yıldırım bölgesinde örnek söylüyorum, sokak fotoğrafları. Bak kaçak yapılar oluşmuş, sokak oluşuyor, başmüdürüm yetişemiyoruz diyorlardı. Yine itiraz eder gibi oldu. Dedim ki bak başkan, ben sana 2000'lerdeki uydu fotoğrafını, şu andaki uydu fotoğrafını gösteririm. Ne kadar değişmiş gösteririm sana dedim. En son ne dedi biliyor musun? Ya tehdit ediliyorduk, engelleyemedik dedi. Olmaz bak Şaban Bey. Biz devlet yöneticisi, hakka uyacağız. Herkese eşit davranacağız. Mustafa Öztürk kimse, Şaban Bey de olacak. Mehmet Bey de, Fatma Hanım da olacak ya. Onu anlatmayacağım. Kaynaklar yanlış yapıldı, onu söylüyorum sana. Vatandaş diyor ki Hikmet Şahin, Recep Altepe, Ali Nur Aktaş döneminde iki tane diyor doğru yapılan bir iş, yani bir proje söylesin diyor. Ben mi? Evet. Şunu söyleyeyim size. Yani bakın, hangisi? Yani... Hikmet Bey, bak Hikmet Bey. Hikmet Bey batçıkları doğru yaptı. Ama ya, daha büyük projeler yapılabilirdi. Oralar kavşak şeklinde dönüştürülüp, tamam mı, daha rahat dönüşler sağlanabilirdi. Ama o andaki imkanlarla Hikmet Bey hızlı davrandı, tamam mı abi? Mesela Acemler'deki kavşak çok doğru bir kavşak ya. Örnek söylüyorum. Mesela şeyin dere kenarının biliyorsunuz
Islahı çok güzel bir şey yani Hikmet Bey orada. Yunus Emre bölgesinde. Meronos'un şey merkezi yapılması güzel bir proje. Ama Hikmet Bey kent meydanındaki AVM'yi yanlış yaptı. Hı-hı. O yapılması gereken şey o şuydu. Yerin altında metroyu metro yapacaksak metro raylı sistemi onları bütünleştiren bir yer olması lazımdı ve orası Bursa'nın böyle simge yeri olması lazımdı, tamam mı abi? Osman Gazi Belediyesi yeni çalışma yapıyor ya, kent meydanı diyor, meydan diyor, Türkiye'de bir ilk diyor. Nasıl buluyorsunuz? Türkiye'de bir ilk değil ya, başka yerlerde meydanlar var ama Avrupa'da çok küçük yerlerde o meydanlar var. Doğrudur, desteklerin oraların açılması lazım, metruk alanlardan kurtulması lazım. Doğru yapılan her işe doğru deriz. O daha önce biliyorsun Hikmet Bey'in projesiydi. Hatırlarsınız. Evet. O üst taraftan da gazcıların oradan yolu verecekti. O bölgeyi tamamen bütünleştirecekti ama şey yetmedi. Yine Hanlar bölgesi yine Hikmet Bey'in projesiydi. Recep Altepe Sayın Başkan'ın doğru yaptığı şey ne biliyor musun? Çok şey yanlış yaptı. Hikmet Bey kadar da proje üretmedi, çalışmadı zaten. En iyi yaptığı şeylerden bir tanesi dik kaldırımdaki park var ya. Evet. Ben de destekledim. Açılışını yaptım. Çok büyük park. Ya güzel bir şey yani şey, alan ama onun haricinde ben Recep Bey'in çok iyi böyle ya şimdi Budo'yu mesela yine şey çıkardı, daha doğrusu İdo'yu çıkardı önce, ondan sonra Budo oldu. Bak Budo da doğru bir şey. Neden? İdo o zaman bir rekabetsiz kalmıştı. Doğru yaparız ama o şey deniz uçağı yanlıştı, helikopter meselesi yanlıştı, israftı, tamam mı abi? Yunus Emre'nin de diretmesi yanlıştı, dünya kadar yanlış yaptı. Peki belediyelerin... Doğru olana doğru deriz ya. Peki belediyelerin bir dönem... Ben olsa... şunu kıyaslayamıyorum. Ali Nur Bey'le ilgili, şu andaki Sayın Başkan'la ilgili o kavşakların haricinde vallahi büyük projelerde bir tane proje göremediğim için doğru yanlışı söyleyemiyorum ama yanlış yaptığını söylüyorum işte. 30 milyonluk sen reklam amaçlı şey veriyorsun. Yazık, kaynakları kötü kullanıyorsun yani. Projelerde Büyükşehir Belediyelerine halk ekmeği dediğimiz BESAŞ var Bursa'da. Bunun dışında restoranlar, işletme yerleri, işte araç kirasına kadar gitti bildin mi belediye bu konuda? Tarım AŞ'yi kurdular. Tabii bir bu yani belediye bir şirketleşmesi nasıl yani? Nasıl bakıyorsun? Bakın buna? Ben bu kadar şirketleşmeyi doğru bilmiyorum. Belediyecilik sosyal belediyecilik olmalı daha çok. Tabii gelir elde ediyor. Tesisler zarar ediyor gelir, yani. Gelir işte nüfusa vergi ve ürettiğiyle alakalı işte o ana temeldeki kaldı ki bakın ulaşım bile sosyal anlamda değerlendirilmeli. Su sosyal anlamda değerlendirilmeli. O yüzden bunlar minimum değerde tutulmalı. Çok açık söylüyorum. Sosyal devletse sosyal belediyeciliği böyle yapacağız. AK Parti daha önce refah dönemindeki belediyelerle sosyal belediyecilikle milletin gönlünü kazandı. Ama şimdi onlar terk edildi çünkü israf var. Kaynaklar yanlış kullanılıyor. Birilerine peş peş çekiliyor. İhaleler kötü yapılıyor. 1 liraya yapılması gereken şey 2 lira 3 lira. Hepsi böyle demiyorum. Bakın ben gördüğüm şeyleri söylüyorum, tamam mı abi? Doğru yapılanlara doğru diyoruz. Mesela yine bakın Recep Altepe'nin o şirketleşmeden su şey yaptı ya. Külli yanlış, onu söyleyeyim size. Bakın benim bunları yapan, fabrikasını kuran bir arkadaşım vardı. Çok önce yine şeyde çalışıyordu. Yine bir su fabrikasında çalışıyordu. O zamanki fiyatıyla, yani belediyenin yaptığı fiyatına, yarı fiyatını ben yaparım demişti biliyor musun? Bunu da verdim söyledim ya. Vatandaş diyor ki Uludağ suyun kaynağın bol olduğu bölgede en pahalı suyu biz içiyoruz. Evet doğru. Bir de diğer belediyelerin yaptıkları gibi askıda fatura olmadı. 3 ay pandemi sürecinde fatura alınmadı belki ama biraz daha yüksek fatura edildi diyor. Yani su faturaları çok geldiğini söylüyor. Doğru. Buna elektrik var. Ben şeyde de attım biliyorsunuz. Tweet'te de attım. Bir arkadaşım attı bana. Bir kere atmadım. Yani gerçekten saygı duydum. Birkaç ay bana atınca bu faturayı. Hiç su kullanmıyor. 64 küsur lira neyse 63 lira bedel ödüyor. Dolayısıyla olmaz. Bunların hepsine karşıyız. Bakın ayrımcılığa karşıyız. Kaldı ki yani AK Parti'nin elindeki olan belediyeler iktidar gücünü de kullanıyor. Buna rağmen halk memnun değilse demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Zihniyette bozulma var dedik yani. Metal yorgunluğu değil, mental yorgunluğu var. Peki vatandaşın çok değişime ihtiyaç var Şaban çok Bey. Çok beklediği bir soru daha geliyor. Buyurun. Size son olarak soruyorum. Şimdi genel baktığımız zaman ülkemizde Bursa'da 20 milletvekili var değil mi şimdi? 20 mi? Bursa'nın toplam milletvekili sayısı 20. 20. İki bölge var. 20. İki bölge 20 milletvekili. 20 milletvekili diğer partilerle işte 3 5 2 derken böyle bölüşülüyor AK Parti. Şimdi hiç bu zamana kadar 20 milletvekili bir araya gelip de Bursa'nın sorunlarını için bir toplantı yapıldı mı? Ben görmedim. Evet, gelelim şimdi. Yani Gelecek Partisi'nde bunlar olacak mı? Olacak. Yani Gelecek Partisi'nde X bir parti lideriyle bir televizyonda oturup açık oturum yapılacak mı? Yapılacak. Şunu söyleyeyim size. Hani milletvekili sayısını dediniz ya, hı-hı, daha önce. Onu da birleştirerek söyleyeyim. Hı-hı. Ben olsaydım mesela 600 milletvekiline çıkarmazdım, onu söyleyeyim size. Daha önce yetkin olsaydım
Yani 500 milletvekili yani bana göre ideal gözüküyor ama şimdi devlet böyle bir karar almış. Temsil kabiliyeti yüksekse milletvekili sayısı da önemli değil. Şimdi bundan bütünleştiriyorum. Bursa'nın sıkıntısı ne biliyor musunuz? Bursa bu gücünü, üretim gücünü ki ihracatta ikinci biliyorsunuz çoğunlukla. Nüfusta dördüncü, tarım var, işte tekstil var, otomotiv var, makine sanayi var. Bursa çok güçlü bir şehir. Maalesef bu gücünü kullanamıyor. Bir araya gelemiyor. İşte BTSO düşünüyorsunuz, sanayicileri düşünüyorsunuz, sivil toplum örgütü düşünüyorsunuz, vali düşünüyorsunuz, siyasetçileri düşünüyorsunuz, muhalefet iktidar diyorsunuz. Maalesef Bursa bu noktada birlikte olamadı, onu söyleyeyim size. Maalesef olamadı. Bizim dönemde olamadık. Kaldı ki biz bırakın muhalefeti. Kendi aramızda bile birlikte olamadık. Neden? Ya ben iş odaklı çalışıyorum. Bir başka arkadaşımız başka odaklı çalışıyor ya. Ben istiyorum ki iş odaklı olalım. Ya neyse o iş masaya yatıralım artısı eksini. Bakın şehir hastanesinin ben orada olmasını istemedim. Tek karşı çıkan milletvekiliyim. Neden? Şimdi yol yapmaya çalışıyoruz. Dünya kadar para harcayacağız, yol yapacağız. Halbuki bak Yalova yolunda, Buttim'in orada yerler vardı. İşte şeyi Yunus Emre'ni verdirttirmedi belediye başkanı. Oralarda olsaydı hiç yola da ihtiyacımız yok. O kadar masraf yapmayacak Şaban Bey. Olacak. Bakın iktidar muhalefet fark etmez. Eğer Bursa için çalışıyorsak, Türkiye için çalışıyorsak partiler teferruattır onu söyleyeyim size. Biz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'nin menfaatını, biz şehrin menfaatını, biz milletin yanındayız, biz halkın yanındayız. Halkın menfaati için çalışacağız, halkın onuru için çalışacağız. Halk mutlu olsun, halk güvende yaşasın, kendini güvende hissetsin. Özgürlükler olsun kardeşim. Bakın özgürlüklerle ilgili bir şey anlatayım size. Bak bu çok önemli. Gerçekten anlatayım size. Vaktimiz kalmadı ama. Bunu anlatayım. Bakın bir üniversiteyi yeni bitirmiş Uludağ Üniversitesi'nde bir çocuğumuz. Genç kardeşimiz. Ya gençleri ayrıca konuşalım onu söyleyeyim. Umutlarını yitirmiş. İş bulama kaygısı var. İşsizlik gelmiş işte. Ekonomiyi konuşacaktık ya. Yeah. İşsizlik var. Faizler yüksek. Enflasyon yüksek. Açıklanan rakamlar reali yansıtmıyor. Asgari ücret Türkiye'nin yarısı asgari ücretle çalışıyor. Türkiye'nin dediğim gibi ya istihdam düşmüş. Ya Türkiye gerçekten üretim kötü yok. Yönetiliyor. Bakın Türkiye ekonomik olarak gidiyor ya gidiyor. Bir çözüm üretmemiz lazım. Bu da işte bilgiyle şeyle olur. Şuraya geliyorum. Geçen gün bana paylaştı bak. Telefonumda var biliyor musunuz? Zana diye bir arkadaşı varmış. Zana. Bu Bingöllü. Yanlış şehrini yanlış söylüyorum ama Bingöllü. O koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda bu arkadaşı tweet atıyor. Şey daha doğrusu Face'ten paylaşıyor. Mesaj atıyor WhatsApp'tan. Diyor ki ya diyor ben bile diyor Bingöl'ün yolunu unuttum diyor. Kendisi Bingöllü. Koronavirüs nereden uğrasın diyor. Koronavirüs Bingöl'de çıkınca ortaya o arkadaşı bu sosyal paylaşımı hatırlamış. Bir tweet atıyor tamam mı? Aslında mention'a da ekliyor bunu. Diyor ki Zana isimli arkadaşım diyor. Hatırladım diyor. Korona çıkınca diyor Bingöl'de diyor. Atıyor onu gösteriyor. Abi ertesi gün şeyden arıyorlar. Muhtarlık arıyor. Seni diyorlar şeye çağırıyorlar. İfade verecekmişsin. Karakola çağırıyor. Abisi falan muhtar alıyor gidiyorlar. Sebep ne biliyor musun? Sen diyor Leyla Zana'yı nereden tanıyorsun? Diyor ki ya ben Leyla Zana'yı tanımıyorum. Beni Zana isimli arkadaşım var. Zaten diyor baksaydınız diyor mention'a diyor orada var zaten bu diyor. Var diyor burada diyor. Bak bir baksanız. O şey diyor ki oradaki karakol komutanı. Ya buradan bir şey çıkmaz ama diyor. Bak baksanız diyor göreceksiniz de diyor. Ya ben Zeliha Zanık'la ben tanımam etmem bilmem diyor. Ondan sonra buradan bir şey çıkmaz ama diyor biz işlemi yapmak zorundayız diyor. Teröre destek şeyinden işlem açılmış. Ya olmaz Şaban Bey. Biz özgürlüklerin ülkesi olmamız lazım. AK Parti bakın bütün baskılara 28 Şubat baskısına darbesine vesayet anlaşmalarına karşı geldi. AK Parti bunu terk etmemeliydi. Etmemeliydi. Terk etmemesi lazım. Bu çocuklar gelecek Türkiye'sini oluşturuyor. Bu gençler gelecek Türkiye'sini oluşturuyor. Yani bu çocuklar umutsuz olmamalı. Hayallerini kaybetmemeli. Ya onun için çırpınıyoruz. O yüzden biz Gelecek Partisi döneminde benim bu ülkeye bir fikrim var. Bir projem var. Bir katkım var diyen herkesle görüşeceğiz. Beraber olacağız. Konuşacağız. Tartışacağız ve o programları... Kaç ilçe kurdunuz? Nasıl? Kaç tane ilçe kuruldu? Türkiye'de mi? Yok. Türkiye geneli. Bursa'da il bazında, il bazında söyle Türkiye geneli. İl bazında kurdu. Biliyorsunuz 60 ile ulaştık. 58'de 60 o civarda. 225 ile ilçeye ulaştık. Bursa'da da 5 ilçeyi açıkladık. 2 ilçede inşallah yakında açıklıyoruz. Yakın zamanda da bütün ilçeleri açıklayacağız. Hiç problem yok yani. Bütün Sayın engelleri hocam. Kaldıra kaldıra. Bakın bütün engelleri, bütün baskıları yıka yıka geliyoruz.
Bırakın fikirler çatışsın. Bırakın projeler çarpışsın veya rekabet halinde olsun. Biz sevgiye dayalı, saygıya dayalı insan ilişkilerimizi, dostluklarımızı devam ettirelim. Partiler gelip geçer. Evet. İnsanlığımızı koruyalım. Bu ülke sevdamızı, sevgimizi koruyalım. Birbirimizi hain, FETÖ'cü, terörcü, FETÖ. Bakın kırmızı çizgimi söylemiştim. Bir terördür. İki de hala da yani FETÖ'yü destekleyen varsa bu kırmızı çizgimizdir. Dolayısıyla bırakın insanları yani olmadığı halde bu tip isimlendirme ve gruplaşma yapmalarına sevgiyi, Türkiye sevgisini, bayrak sevgisini, vatan sevgisini hep beraber daha ileriye taşıyalım. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi hayli bir açtık. Ben de teşekkür ediyorum. Yayın yönetmenimize teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, programımız burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.